Dünyanın en yoğun gündemli ülkelerinin başında Türkiye geliyor desem herhalde yanılmam değerli izleyiciler. FETÖ, Belirci Terör ve IŞİD'e karşı verilen yoğun mücadele bir yanda, dış ilişkilerde yaşanan olağanüstü gelişmeler ve ekonomideki kötü sinyaller diğer yanda. Ve tüm bunların üstüne çok kritik bir referandum hazırlığı yurttaşların adeta başını döndürdü. Peki tüm bu yoğun gündem arasında bir yavru vatan Kıbrıs'ta neler oluyor? 2. Ege adalarında neler oluyor? Ve 3. Avrupa'da ve bizim Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde neler oluyor? Bu 3 kritik sorunun yanıtını merak ediyorsanız özellikle şu anda doğru kanaldasınız değerli izleyiciler. Gündem Özel'de bu akşam konuğum deneyimli diplomatlarımızdan ve siyasetçilerimizden Sayın Onur Öymen. Sizler de program süresi içerisinde SMS ve Twitter vasıtasıyla soru ve görüşlerinizi bizlere gönderebilirsiniz. Süre el verdiği ölçüde okumaya çalışacağım Sayın Öymen. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Yoğunluğunuz arasında bize zaman ayırdığınız için. Rica ederim. Fakat çok önemli günlerden geçiriyoruz. Biliyoruz ki siz de Kıbrıs'tan yeni geldiniz. Ayağınızın tozuyla da Evet, bizim evet. programa geldiniz. Sağ olun. Kıbrıs'a yaptığınız ziyarette üst düzeydeki siyasetçiler, uzmanlarla görüşmüşsünüz. Paylaştığınız bir yazıdan anladığım kadarıyla müzakerelerin, Kıbrıs konusundaki müzakerelerin ulaştığı aşamada maalesef kaygı verici bilgiler aldık Evet. diyorsunuz. Hatta acaba diyorsunuz Girit gibi Kıbrıs'ta mı elden çıkacak? Ben bu soruyu size sormak istiyorum uzmanına. Bu çok Evet, önemli. Çünkü evet. bu gündem içerisinde vatanımız bizim Kıbrıs ve oradaki yaşanan gelişmeleri es geçiyor olabiliriz. Evet, yani gerçekten kaygı verici bir durum var Kıbrıs'ta. Şimdiye kadar çok zor durumlardan geçirmişti. Fakat öyle anlaşılıyor ki şimdi büyük devletlerin de baskısıyla, yönlendirmesiyle Kıbrıs'ta bir yere doğru gidiliyor. Bu yer nasıl bir yer? Bu yer daha önce çeşitli sakıncalarını defalarca anlattığımız Kofi Annan planının daha gerisine giden, bizim açımızdan, Rumlar açısından daha ilerisine giden bir çözüm etrafında son aşamaya gelinmiş gibi görünüyor. Umarım ki öyle olmaz. Umarım ki sağduyu hakim olur ve bu sıkıntılı dönemi atlatırız. Ama şimdiki göstergeler kaygı verici. Şunun için kaygı verici. Şimdiye kadar daima deniliyordu ki canım işte taraflar görüşürler, anlaşırlar, anlaşamadıkları noktaları tekrar görüşürler falan. Her şey biterse, her konuda tam anlaşmaya varılırsa o zaman Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla beşli görüşmeler olur. Ama bu şimdiye kadar hiç gerçekleşmedi çünkü olacak gibi değildi. Bir türlü mutabakata varılamıyordu. Şimdi beşli görüşmeler için tarih verildi. Ama bize sanki Türkiye'deki kamuoyuna en son Avrupa'daki hatta Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi miydi? Ban Ki-moon'un da bulunduğu müzakerelerin yarıda kaldı, anlaşılamadığı bir kamuoyuna böyle bir imaj çizildi. Böyle bir imaj çizildi. Şimdi öyle bir hava yaratıldı ki birinci aşamada bu Montreux'da yapılan görüşmelerde belli noktalarda anlaşılan Türklerden istediklerini almış Rumlar. Ama hemen tamam anlaştık demeden demişler ki size bir hafta süre verin. O arada Atina'ya gitmişler. Atina ile de istişare etmişler. Herhalde şunları şunları da alın dedi Atina. Onun için işte bir kere daha görüştüler ve bu arada Biden, Amerikan Başkan Yardımcısı Biden telefon etmiş Kıbrıslı Türk ve Rum liderlere. Onun için İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Boris Johnson geçen hafta Kıbrıs'a gelmiş. Ondan sonra Amerika'nın Dışişleri Bakan Yardımcılarından Jonathan Cohen var. Oradaki öğrendiğimize göre gizlice geldi diyorlar. Önce teksif edilmiş gitmedi falan diye. Gizlice gelmiş sonra geldiği açığa çıkmış. Taraflarla temaslarda bulunmuş. Yani o kadar yoğun bir dış baskı var ki belli şu sıralarda. Bunu bu şekilde çözmek istiyorlar. Bu sırada. Niye? Bir sebep benim aklıma gelen şu. Obama'nın döneminin sonu. Son ayı içinde giderken belki bir başarıyla görevden ayrılmak istiyor olabilir. Yani Amerika'nın bu kadar fazla bastırması bugünlerde biraz bunu hatıra getiriyor. İkincisi, Türkiye sıkıntılı bir dönemden geçiyor dediğiniz gibi. Bir taraftan terör baskısı var, bir taraftan ekonomik sıkıntılar var. Şimdi böyle durumlarda siz bir ülkeden taviz almak isterseniz, önemli bir ihtilafta taviz almak isterseniz, onun en zayıf olduğu durumu seçersiniz.
en güçlü olduğu durumu değil de en zayıf olduğu, en sıkıntılı olduğu durumu seçersiniz ki fazla direnemesin size. Şimdi bu gibi nedenler olabilir. Başka sebepleri de olabilir belki. Kıbrıs'ta belki daha yumuşak, kendilerine göre daha yumuşak bir muhataplar bulabiliyorlar bu meseleleri yürütürken. Mevcut Belki Cumhurbaşkanı. Rumlar açısından daha, Rumlara daha çok anlayış gösterip işte bir çözüme artık bir an önce ulaşalım, bu iş çok uzadı diyenler olabilir. Belki Rumlar öyle görüyor en azından. Türkiye'de kamuoyunu mümkün olduğu kadar bilgisiz kılacaksınız ki ne olup ne bildiğini insanlar anlamasın. Meclise bilgi vermeyeceksiniz. Ve böyle bir ortamda bu meseleyi son aşamasına kadar götürüp orada bir fiili durum yaratacaklar. İşte anlaştık diyecekler. Ondan sonra yapacak bir şey kalmayacak fazla. Onun için yani önümüzdeki birkaç hafta son derece kritiktir. Bu birkaç haftada Türkiye'de insanlar eteklerindeki pamuğu ortaya dökmeliler. Sepetlerindeki pamuğu, yani ne söyleyecekseniz şimdi söyleyeceksiniz. Ondan sonra biz bilmiyorduk, haberimiz yoktu, kimse bizi uyarmadı. İşte meclise de gelmedi, keşke gelseydi o zaman bakardık filan. Çok geç. Onun için şu anda meclise de bütçe görüşmeleri başladı. Yani şu anda meclise getirmek isteseniz bütçe bitene kadar da getiremezsiniz. Sonra yılbaşı tatili olacak filan. Yani öyle bir zamana denk getirildi ki bu, Türkiye'de bu işi gündeme getirmek son derece zorlaştı. Basın hali malum. Yani hele bir arkasında yabancı devletler falan olan bir proje, basının büyük bir kısmı tarafından Türkiye'ye, Kıbrıs Türklere yarar sağlamasa da, hatta çok sakıncalar da getirse, genellikle olumlu karşılanıyor. Yani bakın, daha bu aşamada Türkiye'de tarafsız orta medya falan denilen medyalarda bile daha şimdiden çıkan yazılara, haberlere bakın. Hep böyle iyimser, aman bu iş oldu, oluyor, ne kadar seviniyoruz falan havasında. Şimdi ben şunu hemen söyleyeyim size. Türkiye'de en güçlü lobi VDK lobisidir. VDK lobisi, ver de kurtul lobisi. Yani ne zaman, ne kadar versek de kurtulsak bu işten o kadar iyi olur diye düşünen insanlar çeşitli çevrelerde var bu. Basında da var, siyasette var, iş çevrelerinde de var, her yerde var. Yani biz yıllardan beri bu tecrübeyi yaşadık. Aman şu Kıbrıs'tan bizi kurtarın. Avrupa Birliği ilişkilerimize engel oluyor. Şuna engel oluyor, buna engel oluyor. Başımızı ağrıtıyor, maliyeti yüksek falan. Aman şu Kıbrıs bitsin de nasıl biterse bitsin diye düşünenler var. Ama şunu düşünmüyorlar, orada insanlar yaşıyor. Şöyle bir katkı sağlayayım müsaade ederseniz size. Buyurun. Ben bir gazeteci olarak benim de çok dikkatimi çekiyor. Bu çok ince bir çizgidir çünkü. Bir merkezde yer aldığını söyleyen bir haber kanalı, isminin başına Amerikan menşeli bir çok izlenen bir haber kanalı, Kıbrıs'taki müzakereler durunca şöyle bir manşet attı, KJ dediğimiz. Kıbrıs'taki müzakereler yine çözümsüz kaldı. Bu çok önemli. Bu bir haber dilidir ve buraya bir yine çözümsüz kaldı Yani da bıktık diyorsanız, artık demek ya sizden. bıktık artık sizden, bunu çözün Tamamen öyle. mesajı veriyorsunuz. Tabii şimdi diplomasinin altın kurallarından biri şu: hiçbir zaman bıkmayacaksınız. Hiçbir zaman yorulmayacaksınız. Artık bu iş çok uzun sürdü diye havlu atmayacaksınız. Bakın İngiltere ile İspanya arasında Cebelütarık konusundaki müzakereler ne kadar zamandır sürüyor biliyor musunuz? 300 yıldan beri. Rusya ile Çin arasında bir sınır müzakeresi yapılıyordu. Sınır oradan mı geçiyor, buradan mı geçiyor? Sınır düzeltmesi yapalım mı, yapmayalım mı? Sadece o 25 yıl sürdü. 5 kere heyet değişti. Bu bakımdan diplomasi de bıkmayacaksınız. Bıkan kaybeder. Bıktık, usandık, artık bu iş çok bize yük oldu, ağır geldi diyen kaybeder. Türk kanalı bir de üstelik bu. Yani İşte Rumlar maalesef, yapsa bunu anlarım da. maalesef, ama Türkiye'ye, yani Türk basınına nasıl yön verildiğini artık hepimiz biliyoruz. Büyük bir kısmına, tamamına demeyelim ama Türk basının büyük bir kısmına yıllardan beri nasıl yön veriliyor? Yani ne zaman Türkiye taviz verecek olsa basında çok olumlu haberler çıkıyor, ama ne iyi bu iş çözüyoruz filan diye basının bir bölümünde, bazı televizyonlarda filan. Ama bu konuştuklarımızı konuşan insanların çıktığı televizyon kanallarını pek göremiyorsunuz son zamanlarda. Eskiden böyle değildi. Eskiden Kıbrıs milli davadır deyip, yani farklı siyasi kanaatte olan insanlar bile bu milli dava etrafında birleşirlerdi. İnsanlar sokaklara çıkmalar mı ya Taksim yani? Tabii o kadar geriye gitmeyin. Bakın daha 2003 yılında, 2004 yılında iki defa Denktaş'ı biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet ettik. Orada bir konuşma yaptı. Ve millet ayakta alkışladı. Çok müthiş bir etki yaptı. Ve hemen aynı gün biz meclisten bir ortak karar çıkarttık. İktidar ve muhalefet oy birliğiyle. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye nereden nereye geldi?
iktidarla muhalefet Kıbrıs konusunda oy birliğiyle karar çıkarıyordu. Şimdi nereye geldik? Şimdi nereye geldik? Yani benim bildiğim, izlediğim kadarıyla muhalefetin haberi bile yok ne olup ne bittiğinden. Meclisin haberi yok. Meclis komisyonlarına kimse gelip bilgi vermiyor filan. Ve neticede öyle bir, ve Kıbrıs'ta benim anladığım kadarıyla Kıbrıs'ta Türk siyasetçilere de aman pek ses çıkartmayın diye telkinler gidiyor Ankara'dan. Orada da insanlar söyleyemiyor tepkilerini, eleştiriler. Ama benim orada gördüğüm izlenim şu, değerli amiral, emekli amiral Soner Polat ve iki değerli gazeteciyle gitmiştik, Saygı Öztürk ve Sebahattin Ankibar'la. Yani hepimizin ortak izlenimi şu ki insanlar çok kaygılı. Yani orada bu işi bilen, gelişmeleri bilen, işin biraz iç yüzünü bilen, nereye doğru gidildiğini bilen insana çok kaygılı. Şimdi önce şunu söylemek lazım. Bu Kofi Annan planı nereden çıktı? Yani Kofi Annan planından geliyor bütün bunlar. Şimdi Kofi Annan planı eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın önerisi üzerine bir plan, referandum sunuldu. Ama bunun dünyada örneği yok biliyor musunuz? Yani Kofi Annan gibi bir plan şimdiye kadar dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkede bu şekilde hazırlanıp kamuoyuna sunulmamış, referanduma sunulmamış. Niye? Çünkü bir özelliği şu, iki taraf görüşüyor, anlaşamadıkları birçok madde var, konu var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gidiyorlar, diyorlar ki daha doğrusu işte bu işin arkasındaki güçler, devletlerin filan da telkiniyle, zorlamasıyla gidiyorlar. Diyorlar ki bu planın boşluklarını genel sekreter dolduracak. Anlaşamadığınız konularda genel sekretere itimat edin, o en adil çözümü bulur. Ve genel sekreter yazıyor bir plan. Rumlar diyorlar ki tatmin olmadık. Bir daha değişiyor, bir daha değişiyor, bir daha değişiyor. Üç kere değiştiriyorlar. Daha da kendilerine yakın olacak şekilde sokuyorlar. Ondan sonra ilgili hükümetlerden yani Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum hükümetlerinden geçmeden doğrudan doğruya halka sunuyorlar. Böyle bir şeyin örneği yok. Yani böyle bir yöntem varsa dünyada niye İsrail-Filistin ihtilafında uygulanmıyor? Niye efendim Cezayir'de uygulanmıyor? Azeri-Ermeni ihtilafında uygulanmıyor. Keşmir'de uygulanmıyor. Karabağ konusunda. Niçin bu kadar ihtilaf varken dünyada hiçbirinde uygulamıyorsunuz da böyle bir yöntem? Kıbrıs'a gelince uyguluyorsunuz. Bir kere bir bu soru. İkincisi bu plan kaç sayfa biliyor musunuz? Bu plan 9000 sayfa. Ve bu planı okuyan yok. Şimdi ben Denktaş'a o zaman sordum rahmetli. Dedim ki ya siz gördünüz mü bari, siz okudunuz mu planı? Ben de görmedim dedi. Yani Cumhurbaşkanı'nın okumadığı bir planı halkın onayına sunuyorsunuz. Halktan okuyan var mı? Yok. Ben o sırada dışlarından arkadaşlar vardı bu işlerle ilgilenen. Ya dedim arkadaşlar siz gördünüz mü bu planı? Yani aranızda gören okuyan var mı falan? O ben görmedim. Bir tanesi dedi ki ben gördüm. Nasıl bir şey dedim. Vallahi dedi uzaktan taşıyorlardı bir arabayla şöyle kocaman bir şey. Bu kadar gören bu. Yani Türkiye'de biz meclisteydik o sırada, ben milletvekiliydim. Yani bize yanılmıyorsam 225 sayfalık bir özetini verdiler planı. Bunlar ibaret 9000 sayfa. İçinde anlaşmalar var. Bu anlaşmaların bir kısmı yürürlükte olacak, bir kısmı olmayacak. Ne yazıyor bu anlaşmalarda? Kim kimle ne anlaşmış bilmiyorsunuz. Bir sürü önemli konu var. İnsani açıdan, güvenlik açısından falan bilmiyorsunuz. Yani bilinmezlikler içinde dayatma ile Kıbrıs Türkleri dediler ki yes de be annem. Yes annem. Evet, annem. Yes de be annem. Yani böyle anlaşma olur mu? Böyle o referandum olur mu? Ankara pek neye yes denildiğini bilmiyor tabii kimse. Bilmiyor. Yani. Ankara diyor ki aman onaylayın. Ankara da bilmiyor. Yani Kıbrıslı Türklere bunu onaylayın iyidir diyen insanlar da okumamış. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir şey ben meslek hayatımda hiç duymadım, hiç rastlamadım. Duyanı da duymadım. Bereket ki Rumlar hayır dedi. Bereket Rumlar hayır dedi. Onlar da bilmiyordu tabii kuşkusuz. Şimdi 9000 Rumların, sayfa. Rumlar da tabii 9000 sayfayı okumamışlar ama yani Rumların hayır demesinin sebebi şu. Benim anladığım kadarıyla o zaman Papadopoulos vardı işte Rumların lideri. Adam diyor ki ben bir devlet devraldım, daha aşağısını kabul etmem. Yani demek istedikleri şu ki biz bundan daha fazlasını alabiliriz Türklerden. Hı hı. Yani niye bununla yetinelim? Daha fazlasını alabiliriz. Şimdi biz Rum olsak belki biz de öyle deriz. Arkamızda Amerika, arkamızda Avrupa, arkamızda dünyanın büyük devletleri olacak. Ben taviz vereceğim demezler mi? Ya niye taviz verdin? Yani tam istediğini elde etmek imkanı varken niye daha azına razı oldun demezler mi? Onun için reddetti. Ve o reddedince halkı da reddetti. Kıbrıs Rumlar reddetti. Bereket. Şimdi bizi kurtaracak bir hüküm vardı orada. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan demişti ki eğer taraflardan biri bu planı reddederse plan yok hükmünde olacaktır. Plan olmayacak. Yani ortadan kalkıyor tamam. Tamamen artık sıfırlanacaktı. Çok güzel. Şimdi planı reddetti Rumlar. Planın ortadan kalkması lazım. Kalkmadı.
Üstelik planı kabul eden taraf Türkler. Cezalandırılmaya devam etti. Türkler üzerinde ambargolar devam etti. Planı reddeden taraf mükafatlandırıldı. Avrupa Birliği'ne üye yapıldı. Yani bu kadar haksızlık olmaz. Uluslararası ilişkilerde hak, adalet filan pek aramayacaksınız. Menfaatler geçerlidir. Bunu biz de her zaman söylüyoruz. Ama her şeyin bir ölçüsü var. Yani siz en olumsuz koşullar içeren bir planı Türkler için sunacaksınız. Türkler buna rağmen bunu kabul edecekler. Yanlış bir şekilde bence. Ona rağmen siz Türkleri cezalandırmaya devam edeceksiniz. Ambargoları sürdüreceksiniz. Rumlar planı reddedecek, mükafatlandıracaksınız, Avrupa Birliği'ne üye yapacaksınız. Bunlar olacak şeyler değil. Yani bunları hazmetmek mümkün değil. Sayın Denktaş, yanılmıyorsam rahmetli olmadan son röportajını Kanal B'ye vermişti. Ben de Kanal B adına ben yapmıştım. Şu an sanıyorum kemikleri sızlıyordur. Sızlıyordur. Şimdi gelinen noktada ne isteniyor efendim? Yani Kofi Annan planı ki bizim için bir felaketti diyorsunuz. Hı. Onu da bir adım ötesine götüren bir plan olarak değerlendiriyorsunuz. Şu anki kabul edilmek üzere. Evet. Neler getiriyor? Birkaç örnek vereyim. Şimdi en önemlisi güvenlik. Yani bir konuda güvenliğinizi teminat altına alamıyorsanız diğer konuların hiçbir kıymeti yok. Yani insanlar bu planda bugüne nazaran daha güvenli olacaklar mı olmayacaklar mı? Şimdi bugün Kıbrıs'ta öyle bir güvenlik sistemi kuruldu ki Türkiye'nin müdahalesinden sonra bakın bütün Orta Doğu bir ateş çemberine döndü. Yani Afrika'nın kuzeyinden Afganistan'a kadar olan bölgede barış içinde yaşayan bir tek yer var. O da Kıbrıs. Terörün olmadığı, çatışmaların olmadığı, insanların huzur içinde yaşadığı, güvenlik içinde yaşadığı ve demokrasi içinde yaşadığı bir tek yer var Kıbrıs. Ve siz bu Kıbrıs'ta bunu neye borçlusunuz? Orada bu güvenliği sağlayan Türk birliklerine borçlusunuz. Bakın orada 147 kilometre bir cephe var. Kuzey ile güney arasında ve bunu bizim askerlerimiz koruyor. Peki siz plana göre bu askerleri çekeceksiniz Kıbrıs'tan. Kofi Annan planına göre 650 asker kalacak topu topu. Peki kim koruyacak bunları? Bu 650 askerin görevi ne olacak? Görevi şu, kışlasında talim yapacak, silahlarının bakımını ve onarımını yapacak ve törenlere katılacak. Bir yerden bir yere iki cipten fazla Türk askeri gidecek olsa Birleşmiş Milletler'den izin alacaksınız veya haber vereceksiniz. Düşünebiliyor musunuz? Yani asker orada 650 asker de Türkleri koruma görevi yapmayacak. Polis, yani polisin orada tarih boyunca Kıbrıs'ta çok da fazla etkili olamadığını biz geçmiş tecrübelerle gördük. Şimdi o bakımdan bir kere güvenlik boşluğu olacak. Efendim Kıbrıslı Rumlarla Türkler artık geçmişten ders aldılar, bir daha yapmazlar filan, bir daha çatışmazlar. Bunlar iyi şeyler, iyimser görüşler. Fakat işin gerçeği şu ki, bakın ben size bir örnek vereyim mesela. Türkiye'nin ikinci harekatı sırasında Magosa civarında 3 tane köy. Atlılar, Murat'a, Sandallar köyü. Rum çeteler geldiler, bu 3 köyün bütün ahalisi, bütün Türkleri, yani 10 günlük bebekten 90 yaşındaki ihtiyara kadar hepsini öldürdüler. Ve bunu yapanlardan bir tanesi yakalanmadı, bir tanesi yargılanmadı, bir tanesi cezalandırılmadı. Küçücük bir adada bu kadar zor mudur bunları bulmak? Taşkent aynı şekilde. Büyük bir katliam. Yakalanan yok. Şimdi bunları biz biliyoruz. Ayrıca PKK terörü, biliyor musunuz siz? PKK terörü Kıbrıs'tan çıktı. Yani kimse bunun pek farkında değil. Nasıl çıktı? Şöyle çıktı. Şimdi dünyada terör kol gezerken 1960'lı yıllarda, 70'li yılların başında işte Münih Olimpiyatları, Aşil Laura gemisi, Ürdün'de havaya uçurulan uçaklar, kaçırılan uçaklar vesaire filan. O bölge tam bir terör cehennemi içindeydi. Terörün ulaşmadığı, saldırmadığı bir tek ülke vardı, Türkiye. Yani 1973'te sadece bizim Los Angeles Başkonsolosumuzu ve yardımcısını bir yaşlı meczup Ermeni öldürdü. Münferit bir olay gibi gözüküyor. Ama örgütlü terör yok Türkiye'ye karşı o tarihe kadar. Ne zaman başladı? Türkiye Kıbrıs'a müdahale etti. Orada bir terör örgütü çıktı. Kıbrıs Rum terör örgütü ki bunlar devletle içli dışlıdır hepsi. Orada bir açıklama yaptı. ECAS diye bir örgüt. Girersiniz internete bir cümle bulursunuz onunla ilgili başka hiçbir bilgi göremezsiniz. Yani bir paragraf, küçük bir paragraf bulursunuz sadece. ECAS. ECAS. Orada diyor ki ada diyor şu anda Türklerin işgali altındadır. Bizim adada Türklerle mücadele edecek gücümüz yoktur. Ama bütün dünyada Türkiye'nin hedeflerini vuracağız. Hemen onun arkasından önce bizim Viyana Büyükelçimiz Daniş Tunalıgil'i öldürdüler.
Daha sonra hemen arkasından Paris Büyükelçiliği, İsrail Erez'i, Ermeni terör örgütü Asalat'la. Ama sonra anlaşıldı ki Uğur Mumcu da bunu defalarca yazdı delilleriyle, bu Rum, Ermeni ve Kürt terör örgütleri arasında çok yakın işbirliği yapıldı. Ve bunlar Küçük Asya Halkları Kurtuluş Derneği diye bir örgüt kurdular. Merkezi Atina'da. Düşünebiliyor musunuz? Ve bunların bu şekilde işbirliğiyle Türkiye yönelik örgütlü terör başladı. Asala terörü bitti. Biter bitmez PKK terörü başladı. Ve bu arada Kıbrıs Rum kesimi PKK terörünün merkezlerinden biriydi. Oradaki bazı üst düzey devlet görevlileri PKK'nın temsilcisi gibi çalışıyorlardı. Şimdi uzun hikaye ama Öcalan çıkarıldı Türkiye'nin çok etkili diplomatik baskıları sonucunda Suriye'den, değil mi? Nereye gitti? İşte İtalya'ya gitti, şuraya gitti, Rusya'ya gitti, Yunanistan'a geldi. Sonra orada bir Yunan istihbarat görevlisinin refakatinde Kenya'ya gitti. Nairobi'de Yunan Büyükelçiliğinde misafir ediyorlar Öcalan'ı. Cebinde ne pasaportu var? Kıbrıs Rum pasaportu var. Yani Kıbrıs bu kadar içli dışlı. Bir Yunan parlamento heyeti, Yunan Meclis Başkan Yardımcısının başkanlığında gitti Öcalan'ı Bekaa Vadisi'ni ziyaret etti. Yani bunları biz bilmeyeceğiz, bilmezlikten geleceğiz. Aman kimse incinmesin diye söylemeyeceğiz. Ondan sonra bu kadar iş çıkacak başımıza. Bütün bunları niye anlatıyoruz? Yani müthiş bir terör geleneği var Kıbrıs'ta. Grivas, Yunan generali, emekli. İşte EOKA terör örgütünün başı Grivas. Hem junta hükümetiyle Atina'da hem Makarios'la içli dışlı. Şimdi terör böyle bir olgu Kıbrıs'ta, böyle bir geçmişi var. Şimdi siz sınır güvenliğinizi kaldıracaksınız, askerlerinizi kaldıracaksınız. Diyeceksiniz ki artık bunlar ders almıştır, hiçbir şey olmaz. Ders aldıysa en azından şu Murat'a attılar sandallardaki insanları yargıla. Bir de Kıbrıs'a bölgeden gelebilecek terör var. Yani bölgedeki pek çok terör örgütünün de zaman zaman Kıbrıs'a geldiğini biliyoruz. Şimdi bütün bunları biz görmezlikten geleceğiz. Yeter ki anlaşma olsun. Ondan sonra bir olay olursa ne olacak? Ne olacak? Yani bir kere insanlara bir olay bile olsa veya birkaç olay olsa insanların huzuru, güvenliği kalmayacak. Kuşkusuz. Bugün aman Türkiye çeksin yakamızdan elini falan diyenler en çok onlar şikayet edecek. Çünkü onların da can güvenliği, herkesin can güvenliği tehlikeye girecek. Kıbrıs'ta bunu göremiyorlar. Veya görmek istemiyorlar. Çünkü bunu söylediğiniz anda onların istediği gibi çözüme ulaşamazsınız. Türkiye yeni bir çıkarmaya mı mecbur kalacak yani bir, 74'teki gibi? Peki, bu, askerlerimizi çekmemizi istiyorlar. Çekmemizi o zaten istiyorlar. 650 kalacak, sonra onlar da gidecek. Kofi Annan anlaşmasına göre. Şimdi burada varılan mutabakatın ayrıntılarını bilmiyoruz ama en bir tek şey biliyoruz. Kofi Annan planından hemen hemen her alanda daha iyi değil, bizim için daha kötü bir çözüm çıkıyor karşımıza. Yani efendim işte bakmayın siz öyle derler ama öyle bir anlaşma yaptık ki Türk askeri çıkmayacak Kıbrıs'ta. Var mı böyle bir şey diyen? Yok. Belli ki çıkacak. Ve başından beri istedikleri bunun için istiyorlar. Onu da söyleyelim. Çünkü Kıbrıs'ın stratejik önemi çok büyük. İngilizler orada egemen üsleri var. Dikkelya ve Akrotiri'de egemen üsleri var. Ve Amerikalılar da kullanıyor bu üsleri. Fransızlar da orada aktif falan. Ayrıca Troodos Dağları var Kıbrıs'ta. Troodos Dağları'nın tepesinde ufuk ötesi radarlar var. Oradan Rusya'daki füze denemelerini izleyebiliyorlar. Hı hı. Bütün Orta Doğu'yu izleyebilme imkanları var. Yani Kıbrıs müthiş bir stratejik yer. Şimdi oradaki bu stratejik üstünlüklerini Türkiye ile paylaşmak istemiyorlar. Nereden anlıyoruz bunu? Bakın Türkiye harekat yaptı 20 Temmuz 1974'te. İlk reaksiyonları ne oldu? Derhal Lapta vardır, Kuzey Kıbrıs'ta o zaman Lapta'ydı adı. Lapta'daki İngiliz üssü vardı, küçük bir üs. Onu güneye çektiler. Hemen Türklerle aynı yerde olmasın. Magosa Limanı'nda İngiliz deniz üssü vardı. Hemen güneye çektiler. Ortaköy'de Amerikan uzay üst istasyonu vardı. Hemen güneye çektiler. Kuzey'de hiçbir şey bırakmadılar. Yani sanki gelen düşman ordusu. Ayrıca Türkiye ikinci harekata başladığı zaman Ağustos 1974'te İngiltere Dışişleri Bakanı Callaghan, Amerikan Dışişleri Bakanı Kissinger'le telefon ediyor. Kissinger'ın anılarında var. Türkler diyor, geldiler adaya, doğuya doğru ilerliyorlar. Biz Türklerle savaşacağız diyor, haberiniz olsun diyor. Gidin Amerikan Başkanı'na söyleyin diyor. Biz Hindistan'dan gurkaları getirdik diyor. Akdeniz'deki gemileri getirdik. Türklerle savaşacağız diyor Kıbrıs'ta. İngiltere. Düşünün, bir NATO ülkesiyle savaşacak yani, o kadar önemli onun için. Sonunda Kissinger diyor ki siz deli misiniz diyor, ben diyor bunu Başkan Ford'a anlatamam bile diyor, söyleyemem, nasıl olur diyor, vazgeçin bu fikirlerden filan. Yani bu noktaya kadar gitmiş Kıbrıs'ta, sizi düşman gibi görüyor.
biz şeye gittik, 2. Cenevre konferansına Turan Güneş'le. Orada işte 1. konferansta anlaşmaya varılmamış, 2.sinde varılacak mı falan konuşuluyor işte Denktaş orada. Rumlar, Yunanlılar falan. Tam konferansın içinde bir genç diplomat geldi. Başkanı yapan da Kalagan işte, aynı adam. Dışişleri Bakanı. Kulağına bir şey söyledi. Adam kıpkırmızı oldu. Dedi ki şu anda aldığım bir bilgiye göre dedi, Türkler ikinci bir harekatı Kıbrıs'ta ya başlamışlardır ya başlamak üzeredirler. Şimdi bir cümle söyledi, biz onu hiç unutmadık. Şu anda dedi Kıbrıs Türk ordusunun esiridir. Yarın Türk ordusu Kıbrıs'ın esiri olacaktır. Kıbrıs yüzünden ordunuzun başı belaya girecek diyor. Ve ondan sonra ordunun başına gelenlere bakın siz. Bütün bunlar tesadüf olabilir mi? Neyse yani bu o kadar ayrıntısına girmeyelim ama özetle güvenlik son derece önemli. Ama o dönemde de Türkiye'nin izlediği bağımsız dış politikayı da bir anlamda vurgulamış oluyorsunuz. Tamamen. Yani şimdi izlenen politika Kıbrıs'ta son zamanlarda Ayşe tatile çıkabiliyor Ayşe yani. Ayşe tatile çıkabiliyor. Şimdi izlenen politika ama masadan kalkmayalım. Karşı taraf kalksa bile biz masada oturalım onları bekleyelim. Yani çok kadar zayıf durumdayız ki sanki biz masadan kalkma lüksüne sahip değiliz. Halbuki Cenevre'de Turan Güneş terk etti masaya gitti. Bize sordu dedi ki bir toplantı nasıl sona erer? Dedik ki sona erdirilir. Dedik ki işte anlaşmazlık olur, taraflar uyuşmazlar filan. O şekilde sona erer. Yok dedi onu sormuyorum. Ben dedi şimdi bu toplantıyı nasıl sona erdireceğim? Yani kağıtları masaya mı çarpacağım, yumruğumu mu vuracağım, hiçbir şey söylemeden çekip gideceğim mi? Nasıl bitirilir? Bitirmeyi kafasına koymuş çünkü karşı taraf en küçük bir taviz vermiyor, bir adım atmıyor. Çıkacağız buradan ve çıktı. Ondan sonra basın toplantısı yaptık, izah ettik filan. Nasıl sonlandırdınız efendim? Kalkıp gittiniz mi? Kalktık, kalkıp gittik. Çok ona hemen bir basın toplantısı yaptık. Tarihi bir an. Filan işte ben orada en genç memurum. Turan Güneş dedi ki bana da haber vermiyor daha önce. Şimdi Onur Bey anlatacak dedi. Bu yabancı basın var bir sürü. İşte nereden nereye geldik, nasıl oldu filan sizi izah edin filan. Neyse sonra tabii onlar da konuştular. Yani böyle bir tecrübe. Şimdi neticede yani bu güvenlik unsuru en önemli unsurdur bence. Daha başka önemli unsurlar var. Şimdi iki kesimlilik. İki kesimlilik ne demek? Yani Türkler bir tarafta yaşayacak, Rumlar bir tarafta yaşayacak. Bu Denktaş'la Makarios arasında varılan mutabakatın esası bu. Daha sonra Denktaş'la Kipriano arasında yapılan 9 maddelik anlaşmanın da esası. Niye bunun arkasında durmuyor? İki kesimlik. İki kesimlik. Bir tarafta Rumlar, bir tarafta Türkler. İki ayrı devlet. Şimdi federasyon olursa olsun. Planının vereceği sonuç şu. Bir tarafta tamamen homojen bir Rum devlet olacak. Aha. Bir tarafta Türklerle Rumlar birlikte yaşayacaklar. Türk-Rum karma devlet olacak. Nasıl olacak bu? İşte Kofi Annan planına göre şimdiki anlaşma bunu daha da kötüye götürüyor. Kofi Annan planına göre işte Türk topraklarının bir kısmı Rumlara verilecek. Gelecek Rumlar oraya yerleşecekler. Oradaki Türkler nereye gidecekse gidecek. Orada kalamayacakları için. Geri kalan Türk topraklarına da çok sayıda 10 binlerce Rum gelecek. Toplam kaç kişi olacak? İşte bazıları diyor ki 160 bin kişi olacak. Bazıları diyor 114 bin kişi olacak. Yani sizin topraklarınızda bir gerçekten Türklerden oluşan bir devlet olmuyor. Karma bir devlet oluyor. Bununla da yetinmiyorlar. Efendim şimdi yeni bir kavram çıkmış. Duygusal bağ. Ne demekmiş duygusal bağ? Efendim bugün barış harekatı sırasında 10 yaşında veya daha büyük olanların Kuzey Kıbrıs'ta hatıraları varmış. Orada evleri varmış. Onun için kalkıp onlar gelip oradaki evlere yerleşme hakkına sahip olacaklar. Kaç ev var böyle? Bir kısmı diyor ki efendim 46 bin. Bir kısmı diyor ki efendim 46 bin vardı, bir kısmı yıkıldı. Ama en az 25-30 bin ev, 25-30 bin aile de ilaveten gelecek. Bu da yetmiyor. Bundan ibaret de değil. Ne olacak? Avrupa Birliği'ne geçerli olan seyahat, yerleşme, çalışma özgürlüğü, iş kurma özgürlüğü kuzeyde de geçerli olacak. Yani orada evi olmasa bile gelip adam ev kiralayarak, iş kurarak kuzeye yerleşebilecek. Şimdi son görüşmelerde bize anlatılan şu, Birleşmiş Milletler temsilcisi biraz belki boş bulundu. Demiş ki resmi görüşmelerde, demiş ki burada sonunda demiş yani yakın bir tarihte Kıbrıs Türk kesiminde Rumların sayısı Türkleri geçecek demiş. Evet. Onun üzerine bizim temsilcimiz, görüşmecimiz çok tepki göstermiş, rahatsız olmuş falan. Yani adamların kafasında Türklerin kuzeyde de azınlık olmaları var. Nerede kaldı iki kesimlik şimdi? Daha pek çok unsur var yani burada ayrıntılarına girip de vaktinizi almayalım. Efendim işte mesela dönüşümlü başkanlık, siz bütün bunları kabul ediyorsunuz. Öyle anlaşılıyor ki siz bütün bunları en azından kabul edebileceğinizi söylemiştiniz.
bir ilke var Kıbrıs meselesinde. Efendim her şey üzerinde mutabakata varılmadan hiçbir şey üzerinde mutabakata varılmış sayılmaz. Yani ben şimdi bunu kabul etsem bile yarın reddedebilirim. Gerçek öyle değil. Sizin her kabul ettiğinizi cebine koyuyor adam. Ve ondan sonraki görüşme o noktadan başlıyor. Onun üzerine. Peki siz bunları verirken o ne veriyor? Hemen hemen hiçbir şey vermiyor. Konuşalım ikinci bölümde, bu çok önemli. Yani bütün bunlar gerçekten daha çok şey var tabii daha, ama. Daha çok konuşacağımız konu var, süremiz de var evet. Sayın Öğmen. Çok önemli. Kıbrıs Girit gibi elden mi çıkıyor? Gerçekten de öyle bir sonuca giderse bunun kimse açıklamasını da yapamayacağını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da Kıbrıs'ı tamamen bize verin diyorlar. Hesap bu, durum bakalım, orada şehit kanları var gibi bir açıklaması oldu en son bu konuda. Bilmiyorum tabii Türk dış politikası nasıl yaklaşıyor son görüşmelere, müzakerelere. Bir açıklama da yapılmıyor. Şimdi açık söyleyelim. Ben de okudum onu. Kıbrıs'ta birçok görüştüğümüz üst düzey insan Sayın Cumhurbaşkanı'nın o sözlerine bel bağlamış. Aman diyor, Türkiye bizi bırakmaz yarı yolda. Türkiye bizi teslim etmez. Nasıl olsa Türkiye son dakikada da olsa mani olur bu durumlara falan. İnşallah öyle olur. İkinci bölümde ama, konuşalım müsaade ederseniz. Cümleyi bitireyim ama tabii. Bu söylediğim tavizler verilirken Ankara'nın hiç haberi yoktu. Nasıl olmuş bunlar, nasıl vermişler bu tavizleri diyemez kimse. Bu noktaya çünkü nasıl herkes gelinmiş? Biliyor ki Kıbrıs'taki müzakerelerin her aşamasından Türkiye'nin mutlaka hem haberi vardır hem de onayı vardır. Yoksa onlar yani yapısı icabı Rum tarafının da her attığı adımdan Yunanistan'ın haberi vardır. Onlar da Yunanistan haberi onu da yapamazlar. Nitekim Montrö'den kalkmışlar hemen Atina'ya gitmişler. Onlara bilgi veriyorlar, oradan talimat alıyorlar. Bu işler böyle yürütülüyor. Bir kısa ara değerli izleyiciler, aranın ardından Kıbrıs'ı konuşmaya devam edeceğiz Sayın Öğmen. Kıbrıs müzakerelerinde neler olduğunu anlamaya çalışıyoruz bu akşam gündem özelde. Sayın Onur Öğmen Kıbrıs'tan yeni geldi, ayağının tozuyla olup biteni bize anlatıyor. Bize dehşetle dinledik ilk bölümde değerli izleyiciler. Kaçırmış olan izleyicilerimiz ya da televizyonu yeni açmış olan izleyicilerimiz için bir cümleyle özetlemek gerekirse Girit gibi Kıbrıs'ın da elden çıkması ihtimali var Sayın Öğmen'in anlattıklarından yola çıkarsak eğer. Bunun karşılığında ilk bölümün sonunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var demiştim. Bir kısaca iki cümleyle okuyayım bu konuya ilişkin. Hem Ömer Çelik'in hem Sayın Erdoğan'ın açıklamalarını sonra siz yorumlamaya devam edin Sayın Öğmen. Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'ne hitaben diyor ki sürekli oyalama taktiği bu. Kıbrıs'ı tamamen verin, bize verin, hesap bu, verin diyor, hesap bu. Durun bakalım orada şehit kanı var, nereye veriyorsun? Unutmadan, utanmadan AB toplantılarında Kıbrıs Adası'nın tamamının içinde yer aldığı bayrakla geliyorlar. Bir defa senin böyle bir bayrağın olamaz. Orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de var. Sen Güney Kıbrıs yönetimisin diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Ömer Çelik de Yunanistan Başbakanı ile görüştüm. İkili çoklu görüşme vesaire konuşuluyor. Bunun çok fazla uzamaması lazım. Bu yılın sonuna kadar bitirilmesi lazım. Bu topraklar bizim olacak diye böyle yürümez. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır. Şimdi demek ki buradan çıkarttım, Rum tarafı bu toprakları tamamen almak istiyor. Anladığımız bu. Yani sonucunda oraya varacak. Zaten Birleşmiş Milletler temsilcisi Rumlar Türklere nazaran çoğunlukta olacak dediyse kuzeyde bunun manası odur. Başka bir şey değil. Şimdi burada başka ilginç şeyler de var. Mesela öyle bir anlaşmaya varılmış ki nüfus esası belli bir yüzdeye bağlanmış. Yani Türklerin nüfusu orada Rumların dörtte biri olacak. 803 bin Rum yaşayacak adada. Efendim buna karşılık 220 bin Türk olacak. Şu anda bile Kıbrıs'taki Türklerin sayısı artı yurt dışındaki Kıbrıs Türk vatandaşlarının sayısının toplamı bu sayının belki de 3 misli. Yani 600 bin insan var diyorlar KKTC vatandaşı olan filan. Peki ne olacak bunlar? 220 bin ile sınırlarınız geri kalan ne olacak? 400. Geriye mi yollayacaksınız? Evet. Yurt dışına mı göndereceksiniz? Ne yapacaksınız? Peki bunların çoluğu çocuğu olmayacak mı? Diyoruz ki biz herkes 3 çocuk sahibi olsun şimdi modaya. Peki bu çocukların sayısı nasıl bu hesabın içine girecek? Değil mi? Diyorlar ki efendim bir Türk vatandaşının Kıbrıs Türk vatandaşı olabilmesi için 4 Yunan vatandaşının Kıbrıs Rum vatandaşı olması lazım. Yani 4 Yunan vatandaşı Kıbrıs vatandaşı olmadan siz kabul bir Türk vatandaşı Kıbrıs Türk vatandaşı olamıyor. Şimdi şu anda Kıbrıs Türk vatandaşı olmaya hak kazanan yasalara göre yaklaşık 30 bin kişi varmış. 30 bin vatandaşımız
Kıbrıs Türk vatandaşı olmaya hak kazanmış. İşte belli sürelerde orada oturması lazım, çalışma izni falan. Bütün koşulları yerine getirmiş, 30 bin. Şimdi bunları Türk vatandaşlığına almak lazım. Alınıyor mu şu anda? Bizdeki bilgiye göre alınmıyor. Ne olacak bunlar? Yani diyecekler mi siz bu kadar sene orada burada oturdunuz, çalıştınız, çoluğunuz, çocuğunuz burada büyüdü, yetişti ama siz gerisin geri Türkiye'ye gidin mi diyecekler? Ne diyecekler? Neden alınmıyor? Neden alınmıyor? Bu görüşmeler mi bekleniyor? İşte herhalde. Yani başka ne olabilir? Ne olabilir? Yani şimdi bu bilgileri biraz ihtiyatla karşılamak lazım. Çünkü esas bilgileri resmi toplantılarda açıklayacaklar, açıklamaları lazım. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecekler. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı mesela nasıl denktaş geldi? Diyecek ki efendim şurada şunu aldık, bunu verdik. Burada bunu aldık, bunu verdik. Bunu aldık, bunu verdik. Çünkü sonunda bu anlaşmalar mecliste onaylanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yani siz her şeyi, biz her şeyi görüştük, oturduk, bitirdik, kotardık. Bize de artık yavru vatan falan demeyin. Biz büyüdük. Her şeyi bitirdik. Şimdi size getiriyoruz meclise. Siz de bunu onaylayın. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir lastik damga muamelesi yapılacak. Bunu kabul edemeyiz. Şimdi başka şey var. Şimdi toprak meselesi değil mi? Şimdi toprak görüşülecek 9'undan itibaren. 9, 10, 11. İki taraf görüşecek Cenevre'de. 12'sinde de 5'li görüşme. Şimdi burada toprak görüşülecek. Şimdi toprakta çok ilginç şeyler var. Şimdi Kıbrıs'ta Türklerin geniş toprakları var. Türkler vardı. Geçmişte tarımdan yaşıyorlar. Tarımdan geçiniyorlardı. Artı Türk vakıfları var. Osmanlılardan gelen çok büyük topraklı olan Türk vakıfları var. Bugün Rumlara veririz efendim filan denilen Maraş bölgesinin büyük bir bölümü Türk vakıflarına ait. Şimdi İngiliz sömürgesi zamanında çeşitli hilelerle bu vakıf topraklarının bir bölümü hileli yollardan kiliseye devredilmiş. Şimdi biz bunun peşine düştük mü? Düşüyor muyuz? Yani kiliseye devredilen bu vakıf topraklarını geri alabilecek misiniz? Kıbrıs Türk yasalarına, Kıbrıs Rum yasalarına ve 1960 anlaşmalarına kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti anayasalarına göre bu vakıf malları kutsal. Yani vakıfların toplam varlığı azalamıyor. Diyelim ki toplamda 100 bin dönüm arazisi varsa vakıfların bu 90 bin bölüm olmuyor, olamıyor. Şimdi bu kadar katı kurallar var, bu kadar belirli kurallar var ve siz haklı tarafsınız. Fakat bu hakkınızı orada tescil ettirebiliyor musunuz? Yani vakıf topraklarını kimseye vermeyiz diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Şimdi bütün bu anlattıklarımızdan daha önemlisi şu. Biz Türkler, Türkiye olarak Cumhuriyet'ten bu yana baskı altında taviz vermedik. Türkiye baskı yapmaya çalışan çok oldu. Baskı altında taviz vermedik. İkinci Dünya Savaşı önce Lozan'da. Yani o kadar büyük baskı yapıyorlar ki Türk heyetine, İsmet Paşa'ya bir Amerikalı büyükelçi Gru, diye gözlemci Amerika'nın, Amerika orada katılmıyor görüşmeler ama Amerikan gözlemcisi Gru. Adam diyor ki bir akşam diyor İsmet Paşa'yı çağırdılar. O kadar baskı yaptılar ki diyor İsmet Paşa'ya o baskıların yanında diyor New York'un Harlem mahallesinde bir suçluya yapılan sorgulama latif bir akşam yemeği gibi kalırdı diyor. O kadar ağır baskılar yapmışlar. Lozan'da hepsine direnmişiz. Ondan sonra Lozan şeye İkinci Dünya Savaşı'na bizi sokmak için Churchill gelmiş Adana'da ondan sonra Churchill, Roosevelt, Kahire'de olağanüstü baskılar yapmışlar Türkiye'ye. İsmet Paşa'ya direnmişiz. Ondan sonra efendim daha yakın tarihte hepsini söyleyemiyoruz ama 1975'te Amerikan Kongresi gene Kıbrıs dolayısıyla Türkiye'ye ambargo, silah ambargosu uyguladı. Yani 3 yılı aşkın süre bize bir tabanca vermediler, bir mermi vermediler. Bizim uçaklarımız çoğu zaman fırlatma iskemlesi olmadan uçtu. Şehit olan pilotlarımız var. Niye? Çünkü ambargo var. Düşünemiyoruz mu? Biz bunu sineye çektik, buna direndik ve taviz vermedik. Sonunda Türkiye bir adım taviz vermeden bu ambargoyu geri aldılar. Almanya 1993'te Türkiye'ye ambargo uyguladı, silah ambargosu. Niye? Efendim biz çünkü Almanya'dan aldığımız zırhlı personel taşıyıcılarını Güneydoğu'da PKK'ya karşı kullanıyormuşuz. Ya senin müttefikin terörle mücadele ediyor. Madem ki diyor sen benim silahımı teröre karşı kullanıyorsun, ben de sana ambargo uygularım, hiç silah vermem. Türkiye öyle bir tepki gösterdi ki şaşarsınız. Hem Almanya'daki Türkler, hem Türkiye'deki Türkler, Türk vatandaşları dediler ki bu dükkanda Alman malı alınmaz, satılmaz. Öbürü bu dünyada, bu dükkanda Alman marka kabul edilmez filan. Köln'de 30 bin Türk müthiş bir gösteri yaptı. Sonuç birkaç hafta içinde ambargoyu kaldırdılar. Dışişleri Bakanı istifa etti. Bugün de bugüne yani, gelmek istemiyorum ama bugün de aynı şeyler söyleniyor. Bugün problemi bu galiba. Ha, çok tepkisiz kaldık mesela bu ambargo konusunda. İşte bunu söylüyorum. Şimdi yine bakın, ambargo var Türkiye. Şimdi bakın bugün iki cins ambargo var.
Bir, Kıbrıslı Türklerine yapılan ambargo. Bunun dünyada örneği yok biliyor musunuz? Bugün Kıbrıslı Türklere yapılan ambargonun örneği Kuzey Kore'de de yok, Suriye'de de yok, Ukrayna'da da yok, Rusya'da da hiçbir yerde yok. Bir tek Kıbrıs'ta var. Nasıl ambargo? Hem ticari ambargo, hem ekonomik ambargo, hem ulaşım ambargosu, hem kültür ambargosu, hem spor ambargosu. Siz biliyor musunuz? Bir tek Türk takımı herhangi bir ülkede herhangi bir müsabaka yapamaz. Kıbrıs Türk takımı. Türkiye'den hiçbir futbol kulübü, diyelim ki Galatasaray, Fenerbahçe gidecek, Kıbrıs'ta dostluk maçı yapacak. Yaptığı anda Türkiye'yi FIFA'dan atıyorlar. Yani durum bu. Yani bu kadar ağır ambargolar için, çünkü baskı altında bizi böyle çözülmeye zorlamak için. Yani bunu sineye çekemezsiniz. Baskı altında anlaşma yapamazsınız. Önce diyeceksiniz şu baskıları kaldır. Üstelik ben planı, benim için en kötü planı bile kabul etmişim, öbür taraf reddetmiş. Sen hala ambargo uyguluyorsun. Bir kere ambargo altında ben görüşmem. İki, Kıbrıs Rumları tek başına Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerde 6 başlı ambargo koydu biliyor musunuz? Yani diğer bütün meselelerini halletseniz Kıbrıs Rum kesiminin koyduğu 6 başlı müzakereyi açamıyorsunuz. Avrupa Birliği Konseyi gene Kıbrıs'la bağlantılı uzun hikaye 8 başlı ambargo koydu. Onları da açamıyorsunuz. Artı Fransa tek başına 4 başlı ambargo koydu. Yani 12-18 başlık zaten ambargo altında. Siz ambargo altında nasıl müzakere edersiniz? Biz zaten hangi dondurulmadan bahsediyoruz ki o zaman? Yani Avrupa Parlamentosu, neden bahsediyorsunuz? Türkiye ile ilişkili gayet dondurma kararı verdi. İşte onu konuşacağız belki. Yani neticede şunu bilesiniz ki bizim Cumhuriyet tarihimizde ambargo baskısı altında taviz verme geleneği yoktur. Ne salık verirsiniz Sayın Öğmen? Yapılacak iş şu, bir kere diyeceksiniz ki ben biri olarak. Çözüme... Yok, özellikle Kıbrıs meselesinin en başından biridir. Hep masada olmuş bir insan olarak. Evet, yani söyleyeceğimiz çok açık ve nettir. Diyeceksiniz ki Kıbrıs konusunda başından itibaren Türklere haksızlık yapılmıştır. Daha önceki yıllarda da çok büyük ayrımcılıklar, baskılar yapılmıştır. Fakat neticede Londra ve Zürih anlaşmalarıyla kurulan Kıbrıs devleti Kıbrıslı Rumlar tarafından yıkılmıştır. O devletin içinde olan Türkler, milletvekilleri, bakanlar, memurlar, yargıçlar hepsi kovulmuştur işlerinden. Türklere saldırı düzenlenmiştir. Pek çok Türk öldürülmüştür Rum saldırıları sonunda. Bütün Türklerin tasfiyesi için Cumhurbaşkanı Makaryos'un onayıyla ve Yorgacis İçişleri Bakanı'nın onayıyla, girişimiyle Akritas planı hazırlanmıştır. Bu plan Türklerin tamamen tasfiyesini öngörüyor. Yani ya öldürecekler ya adadan kovacaklar. Akritas bu. Şimdi bu şartlar altında başlayan bir krizde uluslararası toplum hep Türkleri haksız görmüştür. Yani ne yapılmışsa Türkler haksızdır. En son örneği de bu işte. Yani adam planı reddediyor Rum tarafı, siz Türk'ü cezalandırıyorsunuz. Bu olacak iş değil. Şimdi ilk yapılacak iş bence, benim kanaatimce, ambargo altında ben müzakere etmem. İki, masadan kalkan taraf olmayan lafını unutacaksınız. Bakın işte bu orada haksız yere anlaşmalara aykırı olarak petrol ve doğalgaz araştırması yapıyor Rumlar. Siz de dediniz ki Türkiye olarak ben buna tahammül edemem. İşte bir araştırma gemisi gönderdiniz o bölgeye değil mi? Gemi gider gitmez Rum Cumhurbaşkanı Anastasiadis müzakere masasından kalktı gitti. Tamam mı? Siz ne yaptınız? Ne yaparsınız? Normal şartlarda ne yaparsınız? Siz de kalkarsınız değil mi? Hayır, biz kalkmadık. Biz dedik ki biz masada oturmaya devam edeceğiz. Gelmesini bekleyeceğiz. Böyle şey olur mu? Ya nasıl yaparsınız bunu? Şimdi bütün bunların oturulup mecliste konuşulması lazım. Siyasi partilerin haberi olması lazım. Ben emin değilim siyasi partilerin bütün bunlardan haberdar olduğundan. Yani bu partiler netice itibariyle Türkiye'nin menfaatlerini korumak için kurulmuş partiler. Partilerin birinci görevi ülke çıkarını korumak. Parti çıkarından daha önemlisi ülke çıkarı. Bizim hep böyle olmuştur. En azından bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle olmuştur. Yani ben eminim ki bilseler bütün bu gerçekleri başka türlü düşünürler. Meclis konuşmalarında buna öncelik verirler. Konuyu parti olarak meclise getirirler. Efendim meclis araştırması başlatırlar. Efendim biz bu mecliste karara varmadan orada hiçbir sonuca varılmasına razı değiliz derler. Şunu derler, bunu derler ama neticede Türkiye ağırlığını koyar. Türkiye ağırlığını Kofi Annan planında maalesef Rumlardan yana, daha doğrusu bu Kofi Annan planından yana koydu. Ve oradaki Türklere telkinde bulundular. Gidin onay verin buna, destekleyin diye bu planı. Okumadıkları planı, o plana oy verdirdiler Türklere. Yani olacak şey değil. Dünyada bunun örneğini bir bilen varsa bana da anlatsın. Ve hala aynı noktada Türkiye anladığım kadarıyla. Bilemem. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs. Ama şimdi Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri insana ümit veriyor.
Fakat AKP ilk iktidara geldiğinde biz o zamanki başbakan, şimdiki cumhurbaşkanıyla Kıbrıs'a gitmiştik. Orada bir konuşma yaptı bizim Kıbrıs milli politikamıza uygun bir şekilde. Bana da sordu ya nasıl buldunuz bu konuşmayı falan. Dedim çok güzel, çok doğru ama dedim bundan sapmayın. Biz öyle dememişiz. Birkaç ay sonra gittiler. İşte Milli Güvenlik Kurulu kararı da bu doğrultuda, parti liderleri kararı bu doğrultuda, kazanımlarımızı muhafaza edeceğiz diyoruz filan. Birkaç ay sonra gittiler şeyde Davos'ta ve Kofi Annan planına onay verdiler, destek verdiler. Yani bunları anlamak kabildir. Üstelik gene bu iktidar zamanında denktaşı biz meclise davet ettik dediğim gibi. Sonra da orada oy birliğiyle bir karar aldık. Şimdi bu kararı okuyan var mı? Bugün müzakerelerini yapanlar o kararı okuyorlar mı? İşte orada iki kesimliğe ne kadar önem veriyoruz. Eşitlik, iki tarafın eşitliği, egemenliği filan. Neticede yani benim özetle söylemek istediğim şu, çok ciddi bir kaygı içindeyiz. Oradan Kıbrıs'ta gelen olup bitenlerden çok ciddi kaygı içindeyiz. Bizim orada çok itimat ettiğimiz, çok uzun yıllardan beri tanıdığımız siyasetçiler var, çok üst bürokraside görev yapmış arkadaşlar var. Yani ben onların içinde hepsini kaygılı gördüm. Sadece bir tanesi dedi ki yani bak Cumhurbaşkanı böyle laflar etti. Umuyoruz ki arkasında duracaktır ve bizi feda etmeyecektir. Böyle bir ümit var Cumhurbaşkanı bu sözleri dolayısıyla. Orası vatan. Ama bunun arkasında toprağı. Türkiye yani durabilecek mi? İnşallah durur. Keşke dursa o zaman biz de destekleriz. Duyarlı milletvekili bizi izleyen, meclisteki bizi temsil eden her üç partiden de Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli milletvekillerinin bu yayınla umarım dikkatini çekmişizdir. Umarım. Çünkü gerçekten de ben o kadar emin değilim çünkü şu sırada çoğunluk maç izliyor olabilir. Bugün önemli bir maç var biliyorsunuz. Daha Beşikte maça var. Var mı? Daha o maça zaman var. İnşallah izlemişlerdir. Daha maça var. Umarım çünkü bu dediğiniz gibi espri bir yana vatan meselesi ya. Bu. Hem Türkiye'nin güvenliği hem de yavru vatan bizim ya. Vatanımız. Ya. Biz hakikaten orada bakın Türkler orada yani Türkiye'den giden askerler 500 civarında şehit verdiler. Kıbrıslı Türklerin verdiği şehit sayısı bunun iki mislinden fazla sadece barış harekatı sırasında. Biz bu kadar büyük bir şey yaptık, bu kadar başarılı bir harekat yaptık. Artı biz Kıbrıslı Türklere iki önemli katkıda bulunduk. Yani biz katkılarımızı hatırlatmayı sevmeyiz ama en azından şunu söyleyeyim. Bir, onların can ve mal güvenliğini sağladık. İki, Kıbrıs'a demokrasi getirdik. Yani altyapı yatırımlarını falan saymıyorum. Su götürdük, işte telekomünikasyon, yollar vesaire filan. Kıbrıs bugün Türkiye'den daha ileridir. Kişi başına milli gelirde bizden daha iyi durumda. Fakat daha önemlisi demokrasi, insan hakları, basın özgürlüğü, diğer özgürlükler konusunda fersah fersah ileri. Bakın Türkiye dünyada bugün demokrasi sıralamasında 89. sırada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 26. sırada. Hapiste bir tane siyasi mahkum yok. İdam cezası yok. Hiçbir şey yok. Yani gerçekten övünülecek bir tablo yaratmışız biz. Şimdi bütün bu yaptıklarımızı feda edelim. Niye baskılara dayanamıyoruz? Mu diyeceğiz? Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi kardeşim biz şehitlerle aldık orayı. Adil, kalıcı, şerefli bir çözüm çıkarsa karşımıza gayet tabii ki çözümü reddetmeyiz. Ama baskı altında çözüme yanaşmayız. Bir, ikincisi de Türklerin güvenliğini tehlikeye düşürmeyiz. Ve böyle gereksiz şeylerle, tavizlerle Türkleri orada ikinci sınıf insanlar haline getirmeyiz. Buna müsaade etmeyiz. Bunu derse Türkiye o zaman herkes mutlu olur. Biz de mutlu oluruz. Biz de alkışlarız. Sayın Ömer Çelik'in dediği gibi yani bunun çok fazla uzatılmaması lazım. Bu yılın sonuna kadar bitirmesi lazım. Bunu gibi hiç söylemeyeceksiniz. Böyle bir lafı hiç söylemeyeceksiniz. Gerekiyorsa bakın, kalkılacak. Diplomaside sabırsızlık işareti hiç vermeyeceksiniz. Efendim bu iş çok uzadı. Artık bitirelim. Hiçbir zaman, hiçbir konuda, yalnız Kıbrıs'ta değil, hiçbir zaman söylemeyeceksiniz. Bu zayıf taraf olduğunuz izlenimi uyandırır karşı tarafta. Peki biz zayıf yani bunlar değiliz değil mi? Değiliz tabii. Kıbrıs'ta güçlü taraf biriz. Ne demek? Ama Girit'i biz böyle verdik. 1897 Türk-Yunan Savaşı'nı biz kazandık. Sonucunda Girit'i verdik. Niye? Büyük devletler baskı yaptılar. Orada terör vardı. Türk köylerini yaktılar. Çok sayıda Türk'ü öldürdüler. Göçe zorladılar. Şu oldu, bu oldu. İşte Hristiyan vali oldu. Sonunda bir tek bayrağımız kaldı. Sonra o da gitti. Ve neticede biz kazandığımız savaşın sonunda Girit verdik. Denktaş'ın da en büyük korkusu Kıbrıs'ı Girit gibi kaybetmekti. Kazandığımız bir savaşın sonunda masa başında dış baskılara direnemeyerek Kıbrıs'ı kaybetmekti. Denktaş'ın en büyük korkusu buydu. Kıbrıs Girit olmasın deyip duruyordu.
Hı hı. Şimdi kemiklerini sızlatmayalım. Denktaş'ın da, Ecevit'in de, Menderes'in de, Zorlu'nun da yani başından beri Kıbrıs konusunda bu kadar büyük emek sarf eden, fedakarlık yapan, çok başarılı sonuçlar olan insanların kemiklerini sızlatmayalım. Hatta rahmetli Erbakan. O da Erbakan tabii. Tabii Erbakan yani barış harekatından sonraki müzakerelerde Erbakan çok sağlam bir duruş sergilemiştir. Tabii. Ben tanım Erbakan'ın bakanları orada Cenevre'de bizimle beraber büyük bir mücadele verdiler. Şimdi bütün bunların hepsini sileceğiz. Niye efendim Obama gidiyor gider ayak bir başarı ihtiyacı var. Niye efendim baskılara dayanamıyoruz. Niye Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi engelliyor. Niye bilmem şu oluyor bu oluyor işte ekonomik ambargo var filan. Yani Türkiye böyle bir şey yapacak ülke değil. Buna müstahak değil Türk milleti. Böyle bir muameleye müstahak değil. Kıbrıslı Türkler de değil. Efendim orada bir avuç insanı etkilemiş. Bakın geçenlerde Avrupa'nın bir büyük Avrupa ülkesinin büyükelçisi birkaç gün önce Kuzey Kıbrıs'a geliyor bir eğitim toplantısı vesilesiyle. Orada propaganda yapıyor Türklere. Diyor ki ama mutlaka olumlu oy verin referandum. Bir dakika. Senin diplomat olarak görevin bu mu? Bu bizim iç işimiz değil mi? Orada Kıbrıslı Türklerin iç işi değil mi? Ne karışıyoruz? Verir veya vermez. Yani senin işin mi bu? Nasıl böyle bir şey söylersiniz? Sonra davet ediyorlar orada hükümet olarak gelin izahat verin filan diye. Kıbrıs Türk hükümetinin davetini reddediyor adam. Şu küstahlığa bakın siz. Yani orayı çiftlik gibi görüyorlar. Senin sömürgen mi Kıbrıs? Şimdi buna karşı biz tepki göstermeyeceğiz mi? Türkiye tepki deyince millet orada maalesef sayıları çok olmasa da bazı insanlar sokağa dökülüyor. Şu veya bu vesileyle. Hı hı. Niye? Çünkü bunları tahrik ediyorlar. Türkiye'ye karşı tahrik ediyorlar. Halbuki Türklerle Kıbrıslı Türkler hep etle tırnak gibi olmuştur. Yani biz aynı toplumun insanlarız. Onlar da Türkiye'den gitmiş. Onlar orada efendim doğadan çıkmamışlar. Türkiye'den giden insanların torunları bunlar. Tamam mı? Yani şimdi biz kalkacağız bu kadar tecrübeden sonra tek taraflı olarak onların istediği tavizleri vereceğiz ki baskılardan kurtulalım. Bir de çok uzun sürdü artık bitirelim bu iş diyeceğiz. Onu da ondan sonra halka büyük bir başarı gibi anlatacağız. Meydanlarda toplanacak insanlar başka konularda olduğu gibi çılgınca alkışlayacaklar yaptığınız işleri. Yandaş basın ne kadar büyük zafer kazandık havai fişek de atabilirler yani ben onu da beklerim. Bu noktaya getirmemek lazım iş. Yani de... Cumhurbaşkanı'nın bu demecine bir teminat sayacaksınız. Muhalefet olarak, basın olarak, toplum olarak, sivil toplum örgütleri olarak diyeceksiniz ki bu noktadan geriye gidemezsiniz. Madem ki bunu söylediniz, bunu gereğini yapın. Benim gördüğüm bu. Değerli basın mensubu dostlarıma da buradan özellikle merkezde yer alan, kendini merkezde addeden büyük haber kanalları, işte Amerikan isimleriyle başlayan fakat çok izlenen haber kanallarına da benim nacizane ricam bir yetkilisi izliyorsa yine çözümsüz kaldı gibi manşetlerle vatandaşların karşısına çıkmamaları. Çünkü yine çözümsüz kaldı demek bu işin bir an önce çözülmesini biz istiyoruz manasına gelir. Halbuki bizim için anladığımız kadarıyla istenebilecek bir çözüm yok masada. Evet. Masada Girit gibi elden gidebilecek bir Kıbrıs var. Kıbrıs var. Bunu şimdi görmek lazım bir Türk gazetecisi olarak. Diğer bir konu da Ege'deki adalar. Evet. Meselesi şimdi. Tam ona ilişkin sorular geliyordu size. Buyurun. Yani bu tavizleri de izleyicilerimiz yani Ege'deki adalar konusunda da bu baskı yüzünden mi taviz veriyoruz deniyor. Gerçekten de 18 adamız daha doğrusu bizim değil ama 18 adanın bir en sonuncu adanın bize ait olduğu ortaya çıktığı iddia ediliyor. Elden çıktığı Yunanlar tarafından adeta işgal edildiği söyleniyor. Doğru mu bu? Şimdi doğru da eksik. Çünkü Lozan'la Maratya Adası. Maratya biliyorum. Evet. 18. Şimdi neticede Ege'deki adaların geçmişi şu. Yunanistan bağımsızlığını ilan ettikten sonra 1830'da büyük devletlerin baskısıyla, desteğiyle, teşvikiyle adım adım birçok adayı elde etmiş. Ondan sonra işte Trablus-Garp Savaşı'na kadar bu böyle geliyor. Trablus-Garp Savaşı'nda İtalyanlar 12 adayı işgal ediyorlar. İşte çeşitli anlaşmalar var. Londra Anlaşması, işte Büyükelçiler Komitesi kararlarıyla. Uzun laf yani bunun hepsini tekrarlamayalım. Neticede Sevre Anlaşması'na vardığınız zaman bütün adaları alıyorlar. İmroz Bozca da dahil olmak üzere. Ondan sonra biz Lozan'ı yaptığımızda yani işte kıyıdan seslenen adaları da verdik değil de Sevr'de verilen adaları geri aldık bazılarını. 3 milin içindeki bütün adalar Türk adası oldu. Ondan sonra işte İmroz Bozcaada vesaire filan. Şimdi Lozan'ın 3 maddesi var. Bu adalarla ilgili 14, 15, 16.
İşte bu 14-15 hangi adalar kime ait olacak, kurallar ne olacak filan onu yazıyor. 16. maddede bir hüküm var. Diyor ki yani kimliği belirlenmemiş adaların geleceği ilgili taraflar arasında görüşülür. Görüşmeyle kararlaştırılır. Şimdi neticede bu 18 ada aynen Kardak gibi hiçbir anlaşmayla Yunanistan'a verilmemiş adacıklar. Mesela Kardak'ta biz niye bu kadar büyük bir emek sarf ettik, bu kadar büyük bir mücadele verdik de başarı kazandık? Çünkü hiçbir anlaşmayla Kardak Yunanistan'a verilmemiştir. Bu Marathi öyle değilmiş ama efendim. Son 18. Efendim? Marathi son işgal edildiği tamam sürede. Tamam da oraya gelinceye kadar bir kere yani şunu söyleyelim. Yani bir sizin tek, tarafınızdan tek, Milliyetler Cemiyeti'ne tescil edilmiş 1930 yılında. Biliyorum. Onun belgeleri de var. Fakat bir tek onunla iktifa etmeyeceksiniz, yetinmeyeceksiniz. Şimdi biz Kardak'ta niye bu mücadeleyi verdik? Tabii. Baktık devletin bütün arşivlerine baktık, uluslararası arşivlere baktık. Bu Kardak'ın Yunanistan'a verildiğine dair hiçbir anlaşma yok. Türkiye ile Yunanistan arasında o bölgede deniz sınırı anlaşması yok. Hiç yapılmamış. Meclis'e veren bir anlaşma var 1932'de ama ötesinde yok. Türkiye Millet Meclisi'nde tescil edilmiş bir anlaşma yok. Milletler Cemiyeti'nde tescil edilmiş anlaşma yok. Bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayladığı, Milletler Cemiyeti'nin tescil ettiği bir anlaşma yok. Buna rağmen adam fiili durum yaratıyor. Bayrak dikiyor, asker çıkarıyor. Kardağı bizden alacaklar. Biz de çok etkin mücadele verdik. O sırada ben müsteşardım, dışları müsteşarıydım. Sayın Baykal Dışişleri Bakanı'ydı, Tansu Çiller Başbakan'dı. Ve neticede yani diplomatik girişimler sonuç vermeyince bir tek çare var dedik. Bu Kardağ'a çıkartma yapısını askerler ve Rumları bertaraf etsin. Ama baktık ki değerli bir arkadaşımız vardı, rahmetli oldu İnal Batu. Ona çok şey borçluyuz, benim yardımcım da. İnal Batu'nun da dikkatiyle baktık ki Kardağ'ın hemen bitişinde bir küçük adacık daha var, kayalık daha var. İkiz ada bunlar. Oraya asker çıkardık. Orada Yunan, yani daha doğrusu orada olduğunu biliyorduk da orada Yunan askeri olmadığını tespit ettik. Hmm. O zaman oraya çıkardık biz askerlerimizi ve gece yarısı işte uzun Clinton müdahale ediyor. Solana, NATO Genel Sekreteri, birçok insan, Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Dışişleri Bakanı arıyor filan. Fakat bütün bunlardan sonra baktık Yunanlar çekilmeyecek, çekilmeyeceklerini ilan ettiler. Onun üzerine Türk askeri Kardağ'ın yanındaki İkizada'ya çıkardık. Bu tarafta da Yunan askeri duruyor. Ve gece saat 2:30'da Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı bana telefon ediyor evde. Eve diyor ki ya diyor bir bizim eski arkadaşımız, çünkü Bonn'da aynı zamanda büyükelçilik yaptık ondan. Dick Holbrook. Gece yarısı 2:30'da diyor ki ya diyor bir haber aldık diyor. Onur doğru mu diyor, siz Türk askeri çıkacakmış Kardak'a. Yanlış dedim. Aman dedi, çok rahatlattınız beni. Dedim yanlış olan çıkacağı lafı. Çıktık dedim, biz oradayız. Falan, yapma ya, ne yapacağız? İşte telefonun öbür ucunda Pangalos var, Yunanistan Dışişleri Bakanı. İşte nasıl çözeceğiz bunu? İşte harp da çıkabilir Türkiye ile Yunanistan arasında falan. Dedik hiçbir şey olmaz. Çünkü bunlar haksız yere orada fiili durum yaratmaya kalktılar. Biz de onu göğüsledik. Müsaade etmedik. Diplomatik girişimlerinde hiçbirine cevap vermediler. Hiçbir zaman çıkmayacağız diye de Dışişleri Bakanlarının, Başbakan Simitis'in demeçleri var. O yüzden çıkmak zorunda kaldık. Başka çare yok. İdi. Sabaha kadar bana 4-5 defa telefon etti. Bir benimle konuşuyor, bir Yunanlıyla konuşuyor filan. En sonunda Yunanlılar diyor ki biz diyorlar çıkmaya razı olduk. Askerimize bayrağımızı da çekeceğiz. Türkler de çekilirse. Ama bir şartımız var. Nedir o? Bu çekilme işini gün doğmadan yapalım. Niye? Televizyonlar görmesin bizim oradan çekildiğimizi. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi neticede yani Yunanlılar çekildi. Onun üzerine biz de tabii hükümetten onay alarak bizim askerlerimizin de çekileceğini söyledik. Ve eski statüye dönmüş olduk. Çekilmeseydi müdahale edecek miydiniz Sayın Öğren? Gayet tabii, onun için gittiler oraya askerler. Yani askerler oraya. Yani karar verilmişti, yani talimat verilmişti. Operat askeri diye ki Türk askeri. O askerler sonradan Ergenekon'dan tutuklandı biliyorsunuz, oraya çıkan askerler. Yani sabah olup da çıkmasalardı Türk askeri orada müdahale edecek. Yani Türk hükümetinin talimatı Yunan askerinin oradan çıkarılmasını sağlayın. Sadece gövde gösterisi yapın da ondan sonra geri çekilin diye bir talimat gitmedi askerlere. Yani onların görevi orada Yunan askerlerini çıkarılmasını sağlamak. Biz bunu diplomasiyle yapmasaydık o gündeme gelecekti, o seçenek gelecekti. Ama neticede Yunanlar birbirine girdiler. Genel başbakan zaten seçileli 15 gün olmuş. Başbakanla genelkurmay başkanı birbirine girdi. Askerleri suçladılar, niye oranın güvenliğini sağlamadınız filan. Hükümet üyeleri birbirine girdi.
Uzun hikaye. Fakat neticede Türkiye büyük bir diplomatik başarı kazandı. Ondan sonra Türkiye'de hükümet değişti. Bazı siyasetçiler çıktılar, efendim niye yaptık bunu? Keşke yapmasaydık. Ya savaş çıksaydı ne olurdu? İşte haksız olduğumuz yerde haklı gibi davrandık falan diyenler bile oldu. Halbuki neticede bu gerçekten büyük bir diplomatik başarı oldu. Sayın Demirel Cumhurbaşkanı'ydı. Bizi Milli Güvenlik Kurulu'nda kutladı. Yani gerçekten çok büyük bir iş yaptık, yaptınız falan diye. Ve neticede gösterdik ki Türkiye emrivakilere boyun eğecek bir ülke değil. Şimdi aynı durumda aşağı yukarı bu 18 adacık var. Bu 18 adacığa adamlar fiilen çıkmış. Orada kulübeler kurmuşlar, bilmem ne yapmışlar, yumruk koymuşlar, bayrak dikmişler. 40 defa söyledik. Meclisteki arkadaşlarımız efendim soru önergeleri verdiler. Hiç cevap yok. Yani siz ne demek istiyorsunuz? Bu adacıklarla bizim alakamız yoktur. Bunların hepsi Yunan adasıdır mı demek istiyorsunuz? Yoksa efendim bunlar Yunan adası değildir. İşte demin söylediğimiz gibi sahipsiz adadır. Ama bizim onlara müdahale edecek gücümüz yok, imkanımız yok veya olay çıkartmak istemiyoruz. Bunu mu demek istiyorsunuz? Yani ey Obama denileni duyduk. Ey efendim Merkel denildiğini duyduk. Ey Avrupa, ey Putin denildiğini duyduk. Bir kere de yani ey Tsipras deyin. Bir kere de ey Anastasiadis deyin. Onu duymadık. Yani böyle milli konularda gerçekten iktidarıyla, muhalefetiyle iç politikayı bir tarafa bırakacaksınız. Sayın Dışişleri Türkiye'nin Bakanı, çıkarı neyi gerektiriyorsa onu yapacaksınız. Mevlüt Çavuşoğlu, adaların hukuki ve fiili durumunda hiçbir değişiklik olmamıştır diye bir fotoğraflarını görsünler. Yanıt vermiş ama. Fotoğraflarını görsünler. Sayın Davutoğlu'na sorsunlar. Belki onun bir bilgisi vardır. Bu adaların durumu hakkında o civarda tekneyle dolaştıysa görmüştür. Orada neyin ne olduğunu. Değil mi? Fotoğraflarına baksınlar. Orada kulübe dikmişler, bayrak dikmişler. Yunan efendim işte askerleri, genelkurmay başkanı falan gidiyor, ziyaret ediyor adaları. Evet. Bakanları gidiyor. Çok falan. Net fotoğrafları var. Biz ne yapıyoruz? Devlet biliyordur bunu kuşkusuz. Ama o zaman fiilen durumda değişiklik yoktur ne demek? Şunu diyorsanız, yani böyle yapmakla hukuken hak kazanmış olmazlar diyorsanız, o zaman bu fiili durumun sona erdirilmesi için bütün çabanızı göstereceksiniz. Birleşmiş Milletler'e gideceksiniz, diplomasiyi kullanacaksınız, NATO'ya gideceksiniz. Ondan sonra hiçbir şey olmazsa bizim Kardak'ta yaptığımızı yapacaksınız. İşte. Ya devlet böyle idare edilir açıkçası. Yani sizin bunu yapacak gücünüz ve cesaretiniz varsa o zaman yapacaksınız. Yoksa işte o zaman Türkiye için tehlikeli bir durum var demektir. Çünkü burada taviz verirsiniz, yarın başka tarafta da verebileceğinize inanırlar. O zaman yarın her konuda sizden taviz isterler. Bugün Kıbrıs'ta, yarın Kürt meselesinde, öbürsü gün Suriye'de, öbürsü gün işte bilmem başka bir konuda devamlı Türkiye'den taviz isterler. Bakarlar ki bunlar baskı karşısında geri adım atıyorlar. Bakın diplomaside bir kural vardır. Baskılar haksız tarafa yapılmaz. Baskılar taviz vereceğine inanılan tarafa yapılır. Çünkü her ihtilafta haklılık tarafı vardır, haksız tarafı vardır filan falan. Bakarlar hangi ülke baskılara direniyor, onun üstüne gitmezler. Hangi ülke baskılara boyun eğebilecek gibi gözüküyor, onun üzerine gider. Çünkü çözülsün konu. Hep böyle olmuştu. Şimdi Kıbrıs'ta Türklerin haksız olduğu söylenebilir mi? Yani başından itibaren Kıbrıs meselesinde Türk tarafının haksız olduğunu söyleyecek aklı başında bir adam çıkar mı? Bakın Kıbrıs'ı, Kıbrıs Rum tarafını Avrupa Birliği'ne üye yaptılar. Uluslararası hukuku çiğneyerek yaptılar biliyor musunuz? Londra Özgürlüğü Anlaşmaları diyor ki Kıbrıs, Türkiye'nin ve Yunanistan'ın aynı zamanda üye olmadığı bir milletlerarası kuruluşa katılamaz diyor. Şimdi Türkiye üye mi Avrupa Birliği'ne? Yunanistan üye, Türkiye üye mi? Değil. Nasıl katıldı? Nasıl katıldı? Bizim elimizde raporlar var. Meşhur İngiliz kraliyet profesörü Mendelssohn'un, Alman ünlü hukukçu Heinze'nin vesaire bir sürü rapor var. Onlar da diyorlar ki bırakın üye olmayı Avrupa Birliği'ne, aday bile olamaz diyorlar. Buna rağmen yaptınız. Niye? Çünkü Yunanistan Başbakanı şantaj yaptı. Dedi ki siz Kıbrıs'ı üye yapmazsanız biz de Doğu Avrupa ülkelerinin Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti vesaire Roma'yı hiçbirinin üyeliğini onaylamayız. Hepsini engelleriz dediler. Çünkü bir ülke hayır dese üye olamıyorsunuz. Hepsini engelleriz. Boyun eğdiler. Şimdi bütün bunların daha ayrıntısına girecek vaktimiz yok. Belki başka konuları da konuşacağız. Ama neticede şunu söyleyeyim ki Türkiye'ye yapılan bu baskıları, bu emrivakileri Kıbrıs'ta olsun, Ege'de olsun, başka yerde olsun hiçbir zaman sineye çekmeyeceksiniz. Hı hı. Yani devletseniz sineye çekmeyeceksiniz. Tabii bir zor süreçten
geçiyor olmasından da faydalanıyor galiba komşu ülkeler Türkiye. Bazen de taviz almak istedikleri dönemlerde sizin zor koşulların altına girmenizi sağlayacak önlemler de alırlar. Ekonomik açıdan sıkıntıya Türkiye'yi sokacak önlemler bellidir uluslararası. Evvelce IMF'i, Dünya Bankası kullanırlardı. Şimdi bereket IMF'e bağlı değiliz ama başka ekonomik manevralar var, mekanizmalar var. İşte dünya basınını kullanıyorlar Türkiye'ye karşı. Türkiye'nin eksikleri yok mu? Var. Avrupa Birliği'ni kullanıyorlar. Yani Türkiye'yi öyle bir cendereye sokacaksınız ki, bunaltacaksınız ki insanlar bu cenderden kurtulmak için aman verelim de kurtulalım. Ver de kurtul. Ama şunu bileceksiniz ki verseniz de kurtulamayacaksınız. Hı hı. Çünkü bu yöntemi bir kere uyguladıkları zaman başarıyla bir daha sizi kurtarmazlar. Bu cendereden dışarıya çıkartmazlar. Tabii diğer Avrupa Birliği ile ilişkilere geçmeden buna da belki biraz paralel. Yine Yunanistan üzerinden konuşmaya devam edecek olursak Türkiye'den darbe girişimine kalkış, darbeye kalkıştıkları açık olan 8 askerin iadesine yönelik Yunanistan mahkemeleri önceki gün bir karar verdi. 3 askerin iadesini reddetti mahkeme. Aynı mahkemenin üyeleri değişti bugün. Bugün de bir başka üçün verilsin dedi. Diğer üçü işte sonra görüşecekler. Yüksek mahkeme görüşecek. Çünkü savcılık itiraz etti karara. 2 kişinin de kararı Perşembe günü filan. Yani şimdi biz olsak hemen veririz. Yunanistan'da bir darbe girişimi olsa bu askerlerin, Yunan askerlerin aşikar olduğu, açık kaçmış gelmişler. Biz olsak hemen veririz. Adamlar vermiyorlar. İşte yani diplomasi zor bir sanattır aslında. Diplomasi kolay gibi gelir insanlara. İşte kokteyllerde kadeh kaldırıyorlar bilmem ne. Günlü gün ediyor insanlar falan. Diplomasi bir savaş. Benim biraz diplomasinin iç yüzünü anlatan bir kitabım var. Adı Silahsız Savaş. Hı hı. Diplomasi bir silahsız savaşa benzer. Siz silah kullanmadan bu savaşı yapmaya hazırsanız sonuç alırsınız. Bizim aynen diplomasi yoluyla Öcalan'ı Suriye'den çıkarttığımız gibi. PKK kamplarını kapattığımız gibi. Yok efendim bunu yapamazsanız, boyun eğerseniz o zaman da bunun sonuçlarına katlanırsınız. Şimdi tam bu noktada efendim PKK kamplarını kapattığımız gibi, Öcalan'ı çıkarttığımız gibi dediniz. Türkiye tepki veriyor. Özellikle en azından Sayın Cumhurbaşkanı her konuşmasında Avrupa Birliği parlamentosuna seslenirken diyor ki siz bizim terör örgütü, bize saldıran terör örgütünün örneğin bir resim sergisinin Avrupa Parlamentosu'nda ne işi var? Siz teröre destek veriyorsunuz diyor. Ve fakat Avrupa Parlamentosu buna devam ediyor. Ya da Belçika'ya işte bu çadırları nasıl açarsınız terör örgütüne destek veren çadırları diye Türkiye tarafı tepki veriyor. Ve fakat bu tepki karşılık bulmuyor mu? Diplomasi evet. mi iyi çalışmıyor? Avrupa evet. Birliği ve Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye bakış açısı mı çok artık farklılaştı? Tamamen mi Türkiye'yi gözden çıkarttılar? Nasıl okuyorsunuz? Şimdi bakın bunun iç yüzünü biraz paylaşmak lazım. Kamuoyu çok fazla farkında olmayabilir gelişmelerin. İşin iki boyutu var. Birinci boyutu Avrupa'nın değerler sistemi. Yani demokrasi, insan hakları, özgürlükler, kadın erkek eşitliği, basın hürriyeti vesaire filan. Şimdi bunları teminat altına alan bir sözleşme var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Hı hı. Türkiye'de daha başından itibaren bu sözleşmeyi imzalayan devletlerden biri. Ve onun ek protokollerini de imzaladık. İdam cezasını yasaklayan vesaire falan. Şimdi bu sözleşmeyi imzalayan bir ülke kalkıp da insan hakları benim iç meselemdir diyemez. Ayrıca Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Sözleşmesi de var. O da aynı çizgidedir ama bu daha bağlayıcı. Bunun denetimi de var. Denetimini de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapıyor. Yani siz kendi vatandaşınızın insan haklarını ihlal ederseniz o insan gidip Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açabiliyor, sizi mahkum ettirebiliyor. Artı devletler isterlerse, Avrupa Konseyi üyesi devletler de sizin aleyhinize Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açma hakkına sahip. Şimdi o bakımdan yani işin birinci boyutu bize ne karışıyorlar, biz istediğimizi yaparız, size ne oluyor, siz kimsiniz, haddini bil, kendine gel filan. Şimdi bunu diyemiyorsunuz bu sözleşme dolayısıyla. Üstelik bizim anayasamızın bir 90. maddesi var. 90. madde diyor ki uluslararası sözleşmeler milli kanunlar kadar geçerlidir, aynen geçerlidir. Artı milli kanunları aleyhine Anayasa Mahkemesi'ne dava açabilirsiniz, insan hakları ile ilgili uluslararası sözleşmeler aleyhine açamazsınız. Tamam mı? Yani bu kanunlardan da daha önde gelen bir statüye kavuşturulmuş anayasamızca. O bakımdan şimdi meselenin birinci boyutu insan hakları, demokrasi falan gibi konularda boşuna kavga etmeyeceksiniz ki. Yani en azından hakkınız yok demeyeceksiniz. Haksızlık yaparlarsa o konuda onun cevabını verirsiniz.
Ama yani sizin bizim iç meselemize karışmaya hakkınız yok diyemezsiniz. İnsan hakları, demokrasi filan gibi konulardan. Bunu bir tarafa bırakalım. Şimdi ikinci boyutu önemli sizin söylediğiniz. İkinci boyutu şu, yani Avrupa Türkiye'ye karşı adil, tarafsız, dengeli davranmış mıdır? Benim buna cevabım davranmamıştır. Biz bütün meslek hayatımızda bunun mücadelesini yaptık. Yani Avrupa'dan, Amerika'dan gelen haksızlıklarla mücadele ettik. Niye bu haksızlıkları yapıyorlar? Şimdi bakacak olursanız Türkiye'nin hangi meselesi varsa istisnasız bunların hepsinde... Karşı taraftalar. Karşı taraftalar. Şaşarsınız ve hepsi. Evet. Yani hani diyelim ki 10 ülke karşımızda da bir ülke yanımızda değil. Mesela Kıbrıs konusunda artık bizim haklı olduğumuzu anlamamak için insanın sağduyusunu kaybetmesi lazım. Bir tek Avrupa ülkesi çıkıyor mu Kıbrıs konusunda Türkler haklıdır, Rumlar haksızdır diye? Niye çıkmıyor? Avrupa Birliği'nin yazılı olmayan bir kuralı var. Lüksemburg kuralı derler. Bir üye ülke ile üye olmayan bir ülke arasında bir ihtilaf varsa Avrupa Birliği ülkeleri üye olan ülkeyi desteklerler. Yani bu yazılı olmayan bir yerde bulamazsınız ama kural bu. O yüzden ne kadar haklı olursunuz olun, efendim derdimizi anlatamıyoruz, lobi yapamıyoruz, niye bilmem ne yapamıyoruz, hep kendimizi suçlarız biz. Bu doğru değil. Çünkü sizin size hak vermeye niyetli değiller. Peki bir Hristiyan Birliği olduğu söyleniyor. Bu da yazılmayan şimdi, bir gerçek mi acaba? Şimdi Hristiyan Birliği olduğunu söyleyenler var da Avrupa'da. Hatta bunu yüzümüze de zaman zaman söyleyenler çıktı. Mesela bugünkü Alman Maliye Bakanı Schäuble. Vaktiyle devlet bakanıydı. Ben Bonn'da büyükelçiyken bir demeç verdi bir yerel gazeteye. Orada diyor ki Türklere hiçbir zaman Avrupa Birliği'ne üye olamayacaklarını söyleyecek cesarete sahip olmalıyız. Ben gittim ziyaret ettim. Ya siz dedim ya ne demek istiyorsunuz? Nasıl dersiniz böyle bir şeyi? Yani Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yükümlülükleri var. Resmen taahhüdünüz var. 1963'ten beri, 63 Ankara Anlaşması'ndan beri Türkiye'nin üyeliği hedefini kabul etmişsiniz. Nasıl söylersiniz bunu? Efendim dedi aramızda dedi kültür farkı var dedi. Türkiye ile Avrupa arasında. Yani Türkiye üye yaparsak Fas'ı niye üye yapmayalım? Efendim İsrail niye üye yapmayalım? Falan. Kültür farkı var. Peki dedim İspanya ile İsveç arasında kültür farkı yok mu? Değil mi? Avrupa'da bütün ülkeler aynı çizgide mi? Yani İtalya ile Finlandiya aynı kültür geçmişine mi sahip filan? Ha biraz sıkıştı dedi ki efendim dedi biz kültür deyince dini anlarız. Ah işte. Dedim böyle şey olmaz. Yani Avrupa Birliği bir dini kuruluş değil. Avrupa Birliği'nin hiçbir yasasında, hiçbir statüsünde bu bir Hristiyan kulübüdür lafı geçmez. O yüzden bunu hiç söyleyemezsiniz dedim. Kişisel görüşüm dedi bu benim. Kimseyi bağlamaz ama ben böyle düşünüyorum. Dedim siz öyle düşünmeye devam edin. Ama bunu Avrupa'nın görüşü gibi anlatamazsınız. Yani işin dini boyutu da yok dersek, yani hiçbir ülkede yok dersek haksızlık yapmış oluruz. Bütün Avrupa din açıdan, dini açıdan düşünüyor dersek o da yanlış olur. Peki bir soru daha sorayım hazır sizi yakalamışken efendim. Dini açıdan mı daha öncedir Türkiye'ye düşman ya da Türkiye'yi istememeleri düşmanlık demeyelim. Yoksa bizatihi dinle değil de Türklükle ilgili bir konu mudur? Şimdi bunun esas sebebini ben size samimi kanaatim olarak söyleyeyim. Ve bana bunu sadece samimi kanaatim değil çok üst düzeydeki Avrupalı yetkililer de bana söyledi yüzüme karşı. Dediler ki biz her gün sizinle ilgili bir şey, bir gerekçe söyleriz sizin üyeliğinizi ertelemek için, geciktirmek için. Bir gün Kıbrıs deriz, bir gün Kürt meselesi deriz, bir gün efendim insan hakları deriz, bir gün efendim işte başka bir konu çıkarız önünüze filan. Bunun esası şudur dedi. Biz dedi Türkiye'nin rekabet gücünden çekiniyoruz dedi. Yani bizim Türkiye üye olursa bunun bizim ekonomik menfaatlerimize zarar vereceğine inanıyoruz. Türkiye'de de aynen onun lafını söylüyorum. Slovenya gibi, bir Baltık ülkesi gibi küçük bir ülke olsaydı sorun olmayabilirdi Türkiye'nin üyeliği. Ama siz o kadar büyük bir ülkesiniz ki, o kadar büyük bir gücünüz var ki biz bunu fark ediyoruz. Şimdi bunu niye söylüyor? Şunun için söylüyor. Bir, Avrupa Birliği'nde birçok kararlar oy birliği, yani nüfus esasına göre alınıyor. Yani nüfus esasına göre, nüfusu en büyük ülkenin oy ağırlığı öbürlerinden daha fazla. Şimdi Türkiye bugün üye olsa Almanya'dan sonra ikinci oy ağırlığına sahip ülke olacak. Yani Avrupa'nın kararlarını en çok etkileyen ülke, ikinci ülke olacak. İki, Avrupa Parlamentosu'na nüfus esasına göre heyetler gidiyor, delegasyonlar. Avrupa Parlamentosu'nda en büyük ikinci heyet Türkiye heyeti olacak. Avrupa Parlamentosu bütçe gibi konularda çok etkili. Yani siz orada da etkili olacaksınız. Üç, Türkiye üye olursa Avrupa Birliği'nde geçerli kurallara göre Avrupa Birliği bütçesinden Türkiye'ye çok büyük bir yardım yapılacak.
Şimdi bunun rakamı hakkında çeşitli değerlendirmeler var ama en benim duyduğum, en sık duyduğum laf 27 milyar euro. Yani senede 27 milyar euro karşılıksız para girecek Türkiye. Borç filan değil, kredi değil, karşılıksız para girecek. Ve bu paranın büyük bir bölümü tarım sektörüne gidecek. Bizim çiftçinin cebine girecek. Nasıl bugün Avrupalı çiftçilerin cebine giriyorsa bizim çiftçinin cebine girecek. Peki bu para nerede? Var mı böyle bir para? Ortada yok. Avrupa bütçesinin arttırılmaması konusunda ilke karar var. Hı hı. Yani sembolik bir küçük artış olursa oluyor ama böyle büyük bir para yok ortada. Size bu parayı vermeleri için başka ülkelere verdikleri katkıları azaltmaları, bir bölümünü azaltmaları lazım ki bu parayı toplasınlar, size versin. Bunu da istemiyorlar. Şimdi buna benzer şey. Dördüncüsü. 3 milyar doları vermediler mülteciler için. Nerede kaldı 27 milyar euro? Dördüncüsü. Sizin bazı sektörlerde çok yüksek rekabet gücünüz var. Mesela hizmetler sektöründe. Hı hı. Mesela inşaat alanında. Yani bunların ödü patlıyor. Türkiye inşaat sektöründe tam iyi olursa Avrupalı firmalara çok büyük sıkıntı yaratır diye. Nitekim mesela Rusya'ya geri gönderecek Alman askerleri için lojmanlar yapılacaktı. Aki Almanya'nın birleşmesinden sonra Doğu Almanya'daki 400 bin asker, Rus askeri geri gitti. İşte subayları, mubayları, onlara lojmanlar yapılacak. Uluslararası ihale açtılar. Yani kısaca söyleyeyim, dediler ki Türkler kazanamaz bu ihaleleri. Almanlar kazanır, işte başkaları kazanır. Size de taşeronluk veririz filan. İlk ihalenin sonuçları sızdı. Alman televizyonunda o akşam izliyoruz. 4 projenin sonucu belli oldu dediler. 4'ünde Türkler kazanmış. Şimdi adam bunu böyle bir tehdit gibi görüyor kendisine ekonomik açıdan. Onun için gümrük birliği diyoruz biz. Sadece sanayide gümrük birliği var. Hizmetlerde gümrük birliği yok. Hı hı. Tarımda da yok. Bizim en güçlü olduğumuz iki sektör hizmetlerle tarım. Onlarda gümrük birliği yok. Çünkü onların rekabet gücü bize karşı daha zayıf. Sanayide rekabet güçleri yüksek. Orada gümrük birliği var. Son tahlilde Sayın Cumhurbaşkanı, 3-4 dakikamız kaldı. Bir soru daha, önemli bir sorum daha var size sormak istediğim. Diyor ki AB defterini kapatmadık ama Türkiye'nin önüne daima çok fazla alternatif mevcut. Şangay İşbirliği Örgütü'nden bahsediliyor son dönemde. Bir cümleyle, alternatif olur mu? Geçerli değil çünkü Şangay Örgütü Avrupa Birliği'ne benzer bir örgüt değil. Şangay Örgütü'nün ağırlığı askeri, NATO gibi. NATO'ya da tam benzemiyor ama ağırlığı askeridir. Ortak askeri tatbikatlar yapıyorlar, terörle mücadele filan. Küçük bir ekonomik boyutu kazandırıyorlar ama yani biz Avrupa Birliği'nden çıkarız, zaten vazgeçeriz, Şangay'a gireriz, bunun kıymeti yok. Yani böyle bir şey olmaz. İkincisi, değerler sistemi farklı. Yani Avrupa'ya çok kızıyoruz. Savaş yaptık biz Avrupa'yla, Birinci Dünya Savaşı'nda. Kurtuluş Savaşı'nda Avrupa'nın gönderdiği Yunanlılarla savaş yaptık. Fakat sonunda Avrupa değerlerini kabul ettik. Demokrasi, insan hakları, basın hürriyeti vesaire filan. Şimdi Şangay örgütünde böyle şey yok. Yani siz oraya girersek kimse bizi eleştirmez, insan hakları alanında filan diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü sizin insan hakları alanında bağlı olduğunuz dünya görüşü, benimsediğiniz dünya görüşü Batı'nın demokratik standartlarıdır. Batı'ya kızıyoruz, mücadele edin, ediyoruz. Teröre karşı tutumundan çok şikayetçiyiz Avrupa ülkelerinin ve Amerika'nın. PKK ile mücadelede bize çok sıkıntı çıkarıyorlar, hepsi doğru. Fakat değerler sistemini feda etmeyiz bunun için. Yani peki, madem ki Avrupa bize güçlük çıkarıyor, ben de insan haklarından vazgeçeyim diyemezsin. Tabii. Şimdi çok sayıda izleyicimizin bu yönde sorusu olduğu için son birkaç dakikada olsa bu sormak durumundayım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik son dönemdeki eleştirileri bir eski CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak nasıl görüyorsunuz, nasıl okuyorsunuz? Özellikle izleyicilerimizden anladığım kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun Adana mitinginde Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklanan gazetecilerin, ki aynı gazetecilerin Ergenekon, Balyoz gibi süreçlerde faal işlev gördüğüne hepimiz şahidiz. Çok da kızmıştık o dönemlerde. Miting alanında özellikle adını okutarak oradaki CHP'li seçmene burada içimizde gibi anons ettirmesi, Nazlı Ilıcak gibi gazetecilere izleyicilerimiz kızıyorlar. Siz nasıl gördünüz? İşte bu konuda Ahmet Hakan dün akşamki programda Sayın Baykal'a sordu. Ve onun söylediklerine zaten ilave edecek fazla bir şey yok. Çünkü bunu hiç olmasa daha iyi olurdu dedi böyle bir olay Baykal. Böyle bir olay hiç olmasa daha iyi olurdu. Herhalde yani bütün gazetecilerin efendim tutuksuz yargılanması anlamında düşünmüş olabilir. Ama netice itibariyle ortaya çıkan durum gerçekten bizim açımızdan
Cumhuriyet Halk Partisi açısından sıkıntı verici bir durum oldu. Yani bunu saklayacak tarafı yok bu işin. Fakat ben genel olarak Cumhuriyet Halk Partisi için şunu söyleyeyim. Bugün Türkiye çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya. Yalnız dış politikada değil, dış politikada, ekonomide, sosyal konularda, işsizlikte, aklınıza gelebilecek her konuda rekabet alanında, bazı alanlardaki rekabet gücümüzün artırılması ihtiyacı var. Eğitimde çok ciddi sıkıntılarımız var. Şimdi Türkiye'yi bu sıkıntılı durumdan kurtarabilecek tek parti benim kanaatimce Cumhuriyet Halk Partisi. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlaka ama mutlaka iktidara gerçekten aday bir parti olması lazım. Şimdi baskın parti derler. Dominant parti. Şimdi bazı ülkelerde mesela Japonya'da aynı parti 1956'dan beri iktidarda, Liberal Parti. 2 yıllık bir dönem hariç hep onlar iktidara geliyor. Şimdi bunlar dominant. Bir parti 3 seçimden fazla kazanmışsa üst üste, diyorlar ki bu parti artık bütün seçimleri kazanır. O zaman başka partilerin hiç ümidi kalmıyor. Bunlar biraz dışarıdan yönlendirmeyle oluyor. Savaştan sonra işte MacArthur'un Japon anayasasını yazarken koyduğu ilkeler filan sonucunda. Aynı şey İtalya'da vardı 2. Dünya Savaşı'nda 1948 seçimlerinde. Evet. Yani neticede şu havayı yaratmamak lazım. Yani Türkiye'de bu iktidar partisi ebedi iktidar partisidir. Hiçbir zaman başka bir parti iktidar olamaz. Bu inancı bozacak Cumhuriyet Halk Partisi. Onun için hepimize görev düşüyor. Yalnız partinin yöneticilerine değil, bütün üyelerine, örgütüne, teşkilatına, herkese görev düşüyor. Şunu insanlara anlatmamız lazım ki dünya görüşümüz, ilkelerimiz, Cumhuriyet ilkelerine bağlılığımız, insan haklarına bağlılığımız, ekonomik konulardaki çağdaş yaklaşımımız, sosyal konulardaki, eğitimdeki çağdaş dünya görüşümüz, Atatürk'ün ilkelerinin benimseyişimiz gibi nedenlerle Türkiye'yi bu sıkıntıdan kurtarabilecek tek parti CHP. Şimdi bunu yapmak için ne yapmak lazım? Şimdi Batı ülkelerine görüyorsunuz, Batı ülkelerinin demokrasilerini, son yıllardaki gelişmeleri izleyin. Peki. Burada ölçü değişimdir. Değişim. İspanya'da Sosyalist Parti vardır, PSOE. Bunları iktidara gelirken bir kelimeydi. Sembolleri, sloganları bir kelime. Todo por el cambio. Her şey değişim için. Todos por el cambio. Şimdi Türkiye'de değişim fikrine kapalıyız biz. İktidarda kapalı, muhalefet partileri de, yalnız CHP değil. Muhalefet partileri de kapalı. Hep biz, bizim görüşümüz, bizim politikalarımız, bizim Peki. söylemlerimiz geçerli olsun. Görüşü Türkiye'de gelenek haline gelmiş. Onun için benim kanaatim şudur. Yani seçimlerde Avrupa'da olduğu gibi başarılı olmayan yönetimler, liderler yerini başka arkadaşlara bırakırlar. Onlara bir şans tanırlar. Peki. Son cümleyi söyleyeyim mesela. Ben Almanya'da 5 yıl görev yaptım. Sosyal Demokrat Parti, oranın SPD'nin genel başkanı 4 kere değişti. Değişebilir diyorsunuz. Kıyamet kopmadı. Bundan kaçmamak gerekiyor. Yani benim gerekir. Görüşüm bu. Herkes Peki. farklı düşünebilir. Çok teşekkür ederiz. Çok önemli. Evet. Yani neticede bütün bunlardan çıkacağız. Bir tek yasağımız var bizim. O yasak da şudur. Kötümserlik yasak. Peki. Atatürkçüler kötümserliği hiçbir zaman benimsemezler. 18 Mayıs 1919'da bugünden daha iyi durumda değildik. Çok teşekkür ederiz Sayın Öğmen. Değerli izleyiciler, çok önemli bilgiler paylaştı Sayın Öğmen. Biz de özellikle Kıbrıs konusunda ayağının tozuyla Kıbrıs'tan gelir gelmez dikkatleri umarım çekmişizdir. Özellikle meclisteki değerli milletvekillerimizin. Çünkü Kıbrıs'ta özellikle müzakerelerde çok önemli şeyler oluyor. Umarız yararlı olabilmişizdir. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına iyi bir akşam, iyi bir gece geçirmenizi diliyoruz. Sözü de artık daha fazla uzatmadan Ankara'ya devrediyoruz. İyi geceler.